Değerli İSMO yöneticilerim, komite üyeleri arkadaşlarım, değerli konuklar ve çok kıymetli meslek mensupları, bugünkü panelimize hoş geldiniz. Hepimizin malumu bugünlerde ülkemiz ve dünya adına çok hızlı gelişim ve değişimler yaşanıyor. Ekonomiden siyasete, devlet yönetiminden ekonomiye kadar birçok alanda çok hızlı değişmeler ve gelişmeler yaşanıyor. Bunun tabii içinde bilim ve teknoloji temel değerleri oluşturuyor. Biz de meslek mensupları olarak bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere bu değişimin aslında şirketleri çok yakından ilgilendiren bir kısmını anlatmaya çalışacağız. Komitemizin düzenlemiş olduğu bu panelde şirketleri yakından ilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olan yönetmelik gereği gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonu etkileyen işlemleri konu alacağız. Öncelikle bu panelin hazırlanmasında emeği geçen komite arkadaşlarımıza, desteğini esirgemeyen İSMO Yönetim Kurulu'na, komitemizden sorumlu ve İSMO Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk'e ve değerli panelist arkadaşlarımıza ve siz değerli konuklara çok teşekkür ediyoruz. Bu aşamada panelin çok verimli geçmesini istiyorum. Çünkü öyle de umut ediyoruz. Hakikaten bizler için biraz da böyle özel bir konu. Biraz da böyle farklı bir şeyler yapmak istedik. Ben bu konuda ilk olarak konuşmacıları sırasıyla davet etmek istiyorum. İlk olarak konuşmasını yapmak üzere Sayın Oda Başkan Yardımcımız Erol Demirel'i kürsüye davet etmek istiyorum. Çok değerli odamızın kurucu onursal başkanı, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, odamızın çeşitli kurullarının üyeleri, ilçe temsilcilerimiz burada, eğitmen arkadaşlarım, sevgili panelistlerimiz, değerli hocalarımız, çok sevgili, çok değerli meslektaşlarım. Ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, bu konuşmayı bugün, bu açılışı konuşmasını ben değil, Oda Başkanımız Yücel Akdemir yapacaktı. Ancak çok önemli bir toplantısından buraya yetişme planı vardı. Şu anda yolda. O nedenle sizlere ben hitap etmek durumunda kaldım. Öncelikle onun saygı ve sevgilerini size iletmek istiyorum. Tabii çok biraz önce açışta belirtildi. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Hem mesleki anlamda hem ülkemiz anlamında çok yoğun bir süreci yaşıyoruz. Çok büyük bir değişim var. Bir taraftan odamızın biliyorsunuz sempozyumu bu dönem yapmış olduğumuz Kasım ayında gerçekleştirilen sempozyum teknoloji ve inovasyondu. Değişim enine boyuna tartışıldı. Artık yetişemiyoruz. İş yapma biçimlerimiz sürekli değişiyor. Mesleğimizin şekilleri sadece bizim mesleğimiz değil, bütün meslekler ya iş yapma biçimleri süratle değişiyor. Bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Müthiş bir mevzuat bombardımanı altındayız. Neredeyse her gün bir takım değişikliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bugünkü tartışacağımız, konuşacağımız konu da bu yeniliklerden bir tanesi. Tabii biraz önce bir toplantıdan geldim. Orada da yine konuştuğumuz konu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde icra iflas kanununda önemli bir değişiklik yapıldı. Yani daha doğrusu icra iflas kanununun pek çok maddesi önemli değişikliklere uğradı. Bizim mesleğimiz açısından neyi ifade ediyor? Şirketler hukuku açısından değerlendirdiğimizde Kongordota biliyorsunuz daha önce kaldırılmıştı. İflas erteleme daha doğrusu kaldırılmıştı. Kongordota uygulanmıyordu o haliyle. Şimdi yeni bir iflas erteleme ile Kongordota arasında yeni bir düzenleme yaptılar. Yani işletmelerin finansal tabloları daha önemli hale geldi. Finansal tablolar üzerinden yeni raporlar istiyorlar ki Kongordota ilanı gerçekleştirilebilsin. Bu raporlardan bir tanesi de yine bağımsız denetim raporu. Kongordota'da öngörülen yapılan projeksiyonun uygulanabilirliği, uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bağımsız denetim raporunda buna ilişkin bir görüş ifade edilecek. Bugün yine işte döviz pozisyonu ile ilgili getirilen yeni düzenlemeler var. Şirketlerin
ne oranda, ne kadar döviz pozisyonu da bulunabilecekleri, buna ilişkin de bağımsız denetim kuruluşlarının raporları aranıyor. Bugün burada çok önemli bilgilendirmeler yapılacak. Çok değerli konuşmacılarımız size bu anlamda bilgilerini paylaşacaklar. Büyük değişimden geçiyoruz dedim. Ben fazla zamanınızı almayacağım ama iki şeyin ilelebet var olacağını biliyoruz. Bir tanesi, her ne kadar çok değiştiği söylense de, iş yapma biçimlerimiz değiştiği söylense de, muhasebe hep var olmaya devam edecek. Belki yapılış biçimleri değişecek. Teknoloji de çok daha teknoloji yoğun biçimde yapılacak ama muhasebe, finansal raporlama, denetim varlığını sürdürecek. Her ne kadar 15-20 yılda ilişkin farklı kehanetler öne sürülse de fütüristler tarafından. Bir başkası, içinde yaşadığımız olduğumuz Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Cumhuriyet. Sonuna kadar var olacak, sonuna kadar varlığını sürdürecek. Ülkemizin, toplumumuzun, halkımızın hak etmiş olduğu barış dolu ortamda, özgürlükler ortamında yaşayacağımıza inanıyoruz. Bununla ilgili her türlü enerjimiz, duruşumuz da varlığını sürdürecek. Ben komite arkadaşlarıma, Vazel Komitesi'ndeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün komitelerimiz bu dönem çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu konuya da ne kadar bir heyecanla hazırlıklandıklarını uzun bir süredir biliyorum. Size bir an önce, uygulama başlamadan önce yetiştirmeye çalıştılar. Çünkü raporlar düzenleniyor. Artık üçer aylık dönemlerde de bu raporlar düzenlenmeye devam edecek. Onu sizlere bir an önce en iyi şekilde aktarabilmek için müthiş bir çaba içerisinde oldular. Burada örneklerle, sizlerden gelecek soru ve cevaplarla güzelleştirecekler, geliştirecekler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii yönetim kurulu üyemiz Gülgün Hanım, komiteden de aynı zamanda sorumlu yönetim kurulu üyesi, kendi sorumluluğu altında olan bütün komitelerde olduğu gibi komitelere enerjisini, bilgisini, birikimini yansıtıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ona destek veren bütün oda yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii geçici verginin uzatıldı. Bugüne denk geldi. Sizlerden gelen taleplerle de uzatılıyor bu geçici vergi bir taraftan da. Maalesef bugün son günü. Ama geçici verginin bugün son günü olduğu halde bu salonu yine de doldurdunuz. Yarın son gün. Perşembe günü mü? Pardon. Vallahi ben erkenden yaşamaya alışmışım ama son günler, ama kalkıp gitmeyin ha. kalkıp gitmeyin. Ben bu yoğun günlerde burada olduğunuz için, bu seminere, bu panele anlam kattığınız için hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi benden sonra arkadaşıma bırakmadan, o da mutlaka söyleyecek sözleri var. Sizleri bir arada bulmuşken kurucu onursal başkanımızı da kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim. Odamızın çok değerli yöneticileri, değerli eğitmen dostlarım, değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle kıyafetimden dolayı özürlerimi iletmek istiyorum. Gülgün burada olduğumu öğrenmiş. Başkan, arkadaşlarımız bir merhaba dedi. Dolayısıyla bu durumdan dolayı özürlerimi baştan ileteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, her zaman onur duyduğum, bu odanın kuruluşundan beri görev yapan bir arkadaşınız olarak, İstanbul Odası'nın çok faal çalışmaları, aslında sadece İstanbullu meslektaşlarımıza değil, her zaman Türkiye ışık tutan, üretim merkezi olan bir odanın üyesi olmaktan da hep onur duydum. Yine bugün çok güzel bir konu ele almışlar. Dinamik bir süreçten geçiyoruz. Tabii sevgili Erol, geçici vergiden bahsedince bu ara her şey uzatılıyor arkadaşlar. Bu 24 Haziran'a kadar bol bol aflar var. Yeni bir torba yasa daha meclise sevk edildi. Yok içerisinde, onu baştan belirteyim. Şimdi hakikaten
Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Özellikle mesleğimiz de çok ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşıyor. Burada birçok dostlara görüyorum uzaktan. 90 öncesinde mesleği sürdüren arkadaşlarım var. Gençlerin hiç yaşamadığı, tatmadığı, elle defterlerin tutulduğu bir dönemden bugün oturduğumuz yerden tüm beyan ve bildirimlerin, hatta belki 5 yıl sonra, 3 yıl sonra, 10 yıl sonra her şeyin elektronik ortamda takip edileceği bir süreç içerisindeyiz. Hep şunun altını çizdik. Bu değişim ve dönüşüme en hızlı ayak uyduran kesim muhasebe camiası. Maalesef diğer mesleklerde hukuk sistemine bakıyorsunuz, yıllardır aynı mevzuat devam ediyor. Biz zaman zaman mevzuat sadelesin diyoruz ama hiç hukukçuların mevzuatın sadelesin dediğini bugüne kadar duymadım. Şuraya gelmek istiyorum. Bu değişen süreçte değerli arkadaşlar, bu kürsülerden çok söyledim ama bir kez daha söylemekte büyük bir yarar var. Artık bu işi yaparken süpermenlerin bir işi olmadığını herkesin görmesi lazım. Her şeyi bilen meslek mensupları yerine takım çalışmasını sürdüren, kurumsal yapılarını kuran, müşterinin artık sadece benim kayıtlarımı tutan değil, benim denetimimi yapan, daha doğrusu beni daha ileriye götürecek bilgi ve birikime sahip olan meslek mensupları istiyor. İSMO'da hep bu temeller atıldı. Hep bu işin öncülüğünü yaptı. Yıllardır bunları ifade ediyoruz. Bizim mutluluğumuz bunu ayak uyduranların olduklarını görmek en büyük mutluluğumuz. Birçok arkadaşın geleceği böyle tartıştıklarını biliyorum. Bu da son derece sevinici bir konu. Eğer biz üretim hizmet kaliteli olduğunda müşterimize ve topluma fayda ve değer yarattığımız takdirde daha kaliteli bir mesleğin, daha onurlu bir mesleğin üyeleri olacağız. Bu yürüdüğümüz yolda mutlaka amacımıza ulaşacağız. Bunu ayak uyduranlar yoluna devam edecektir. Ayak uyduramayanlar bu noktada artık yeter diyecekler arkadaşlar. Gelecek böyle bir gelecek var. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Gerçekten özür diliyorum. Hem ayrılmak zorundayım ama sizlerle bir arada olmak, her ne kadar haftanın 2-3 gün Ankara'da gitsem, benim ailem İstanbul. Buradaki bulduğum dostluğu, arkadaşlığı hiçbir yerde bulmadım. Ankara'ya gidiyorum. En çok sevdiğim hususu İstanbul'a dönüşü, İstanbul'da nefes almaktır. Sizlere güzel bir gelecek diliyorum, sağlık diliyorum. 24 Haziran kimse ya seçimleri konuşmayın diyorlar ama biz konuşacağız. Hepimize yaraşır. Bu ülkede kampların olmadığı, insanların birbirine sevgiyle baktığı, dostlukların olduğu, huzurlu bir Türkiye'nin bizlerin olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkan Yardımcımız ve Onursal Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Şimdi konuşmacılarımızı sahneye almak istiyorum. Sayın Yönetim Kurulu Üyemiz Gülgün Öztürk. Bazel Komite Başkanımız Murat Nail Üzel. İSMO Avrupa Birliği Komite Başkanı Muharrem Karakaş. KPMG Partneri YMM Hakan Güzeloğlu. Bazel Komite Üyemiz Doğuş Barkın Basa. Cemile Kuzu, Sayın Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşım. Diğer eğitmen arkadaşlarım, tüm emeği geçen, buraya kadar katkı sunan, gelen tüm dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, çok güncel bir konu. Hepinizi çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle bu işi yapan, bağımsız devletimi bu anlamda gerçekleştiren ve bunun yanında SMM olup, YMM olup da bir takım raporlar hazırlamak durumunda olan bizler bu konuya ilgi gösterdik. Bunu nereden anladık? Odaya gelen sorular çok fazla oldu. Yakın çevremizden çok duyduk. Ve bir ilki yaptık. Öyle tahmin ediyorum ki İstanbul'da, belki Türkiye'de ilk oluyor bu anlamda. Süreler çok kısa. 18'inde biliyorsunuz Cuma günü işletmelerin bu verilere girmeleri için son tarih.
31 Mayıs'a kadar da hepimizin bildiği gibi bağımsız denetçilerle yapılan sözleşmeler sisteme yüklenecek. Raporlama son bir yılın sonu bir kez olacak ama bu ara dönemlerde tabii finansal tablonun mutlaka beyinden geçmesi gerekiyor. Ben çok detaya girmek istemiyorum. Panel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Gerçekten çok güzel bir özveriyle çalıştılar. KPMG'den gelen Hakan arkadaşımız çok bu konuda yetkili. Yine Muharrem arkadaşımız kendi dalında çok iyi. Doğuş arkadaşımız biraz heyecanlı. Bizi de biraz şey yaptı, güldürdü yukarıda ama eminim en güzel şekilde sunum yapacak uygulamacı. Sevgili komite başkanımız Murat Nail Uzel, o da başından beri hep birlikte kol kola dirsek dirseğe çalıştık. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Tabii odamızın çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Her konuda da ciddi destek oldular. Ben sırasıyla söz vermek istiyorum. Aslında bu paneli biz çok fazla böyle slaytlara bağlı kalmadan interaktif bir şekilde sizlerin de katılımıyla gerçekleştirmek istedik. Çünkü biliyoruz ki sorular çok gelecek, kafalar karışık. Olabildiğince burada birlikte hareket etmek, sizler de katkı sunabilirsiniz. Biz de olabildiğince elimizden geldiği kadar, bildiğimiz kadar size destek olmak istiyoruz. Son Doğuş arkadaşımız zaten Excel tabloları üzerinden, veri tabloları üzerinden de gidecek. Yani uygulama anlamında da size yardımcı olmaya çalışacağız. Yine Hakan Bey'in desteğiyle hazırlanmış olan bir SMM raporu slaytında yer alacak ama bununla ilgili olarak biz web sayfamıza bir rapor yükleyeceğiz. Oda olarak yükleyeceğiz. Soru da çok geliyor. Muhtemelen sizin de kafalarınızın köşesinde var. Her konuda desteğe hazırız. Lütfen aramaya devam edin. Mailde ya da telefonda her an hazırız soruları cevaplandırmaya. Evet, ilk konuşmacımız komite başkanımız Murat Nail Uzel. Kendisi bankacıdır. Ben onlardan kısa bir kendine tanıtmalar rica edeceğim. İlk sözü sizinle başlayalım. Teşekkür Buyurun. Ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yaklaşık 22 senelik çalışmanın 12 yılını bankacılık, 10 yılını da özel sektör olarak geçirdim. 10 yıldır gururla mali müşavirlik belgesiyle, ruhsatıyla onurlandırıldığım için de mutluyum. Burada Basel bankacılık konusunda mali müşavir arkadaşlarımızın ihtiyacı olan bir konuyu size anlatmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Bankacılık sektörüyle alakalı olduğu için ilk etapta bankacılık sektörüne genel bir bakış olarak değerlendirmek istedik. Bildiğiniz üzere bankacılık sektörü temelde tasarrufları yatırımlara, kredi kullanacak firmalara yöneltmekle birlikte bunun yanında nakit akış hareketlerini ve diğer bankacılık görevlerini de yerine getirmeye çalışmakta. Şu anda Türkiye'de 51 banka bunun 33 tanesi Mevduat Bankası, 13 tanesi Yatırım Bankası ve 5 tanesi Katılım Bankası olmak üzere faaliyet göstermekte. Sektörde toplam 207 bin kişi çalışmakta ve 11.547 şube sayısına ulaşmış durumda. Sektörün aktif büyüklüğü 2018 son verilere göre bir önceki döneme göre %3.6 artarak 3.375 milyar TL düzeyinde bir rakama ulaşmıştır. Bunun içerisinde bilanço dışı kalemlerde de bir önceki döneme göre %5.5 gayrinakdi kredilerde, türev finansal varlıklarda ise %8'lik bir artış sağlamıştır. Bu verilerimiz bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun web sayfasından alınmıştır güncel veriler olarak. Yine bu varlıklar içerisinde yabancı para varlıkları %39, yükümlülükleri ise %48 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %33, yabancı para mevduatın toplam mevduatı oranı ise %45 düzeyindedir. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %64, menkul kıymetlerin payı %12,
Zorunlu karşılıkların payı %8 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %52 payıyla toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %20 ve repodan sağlanan fonların payı ise %3'tür. Kaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı %11'dir. Yavaş yavaş artık yabancı döviz borçlarıyla alakalı olarak değerlendirme yaptığımızda toplam kredi tutarı 2.2 trilyon TL civarındayken bunun 732 milyar TL'si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Mart 2018 döneminde yine ticari ve kurumsal krediler 1.16 trilyon TL, KOBİ kredileri 529 milyar ve tüketici kredileri ve kredi kartları da 500 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektöründe yine batık kredi dediğimiz takibe dönüşüm oranı Mart 2018 itibariyle 2.9 olarak gerçekleşmiştir. Sektörel krediler içerisinde takip ve dönüşüm oranları en fazla toptan ticaret ve komisyonculukta %4.51, inşaat sektöründe %3.07, perakende ticaret ve kişisel ürünler sektöründe %3.88 olarak gerçekleşmiştir. Factoring sektörü yine finans grubu içerisinde yabancı para alacakların 2017 yıl sonunda 5 milyar 153 milyon TL ile toplam alacaklar içerisinde %12.4 orana sahip olduğunu görmekteyiz. Leasing finansal kiralama sektöründe ise bu toplam alacaklar 48 milyarken bunun içerisinde 36 milyarı yabancı para alacaklardan oluşmaktadır. Bu rakamlar bizim için kredilerde yabancı para oranlarının yükselme trendinde olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu bankacılıkla ilgili kısa bir tanıtımdı. Asıl bizim yaşadığımız, ülke olarak yaşadığımız sıkıntı dış borç stokundaki hızlı artıştan kaynaklanmakta. Kısa vadeli dış borç stokumuz son dönemde 2017 dördüncü çeyrekte 117 milyar civarına yükselmiş. Uzun vadeli borcumuz 335 milyar ve toplamda 453 milyar dolar gibi çok yüksek bir rakama çıkmış bulunmakta. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta dış borç ödeme projeksiyonu. Bizim ticari işletmelerde söylediğimiz konu, yani bir firma gelir yaratıyorken batabilir mi? Evet, nakit akışını eğer düzgün kullanamazsa veya nakit akışını sağlayamazsa batma her firma için geçerli olur. Kar etmesi çok önemli olmayabilir. Dolayısıyla 2018 yılı için 102 milyar TL'lik bir dış borç ödemesi bizim hükümet ve devlet adına bazı önlemler alınması gerektiğini işaret etmekte. Açılışı yapmaya çalıştım. Bundan sonrası artık uzman katılımcılarımızda. Herkese teşekkür ediyorum. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Söz Hakan Bey'de. Öncelikle kendinizi kısaca anlatırsanız çok memnun oluruz. İsterseniz şunu oradan yapalım. Daha mı razı olacak bilmiyorum ama. Değerli başkanlarım, değerli sevgili üyeler. Ben de İstanbul İSMO'nun bir eski üyesi olarak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Kendimi çok kısa tanıtmak istiyorum. 98 yılında bu odanın bir üyesi olarak meslek hayatına başladım. İşte yaklaşık 20 yılı doldurduğum meslekte şu an KPMG'nin finansal hizmetler bölümünde sadece bankacılık, sigorta, factoring, yatırım fonlarına kadar olan bir perspektifte olan kurumlara vergi danışmanlığı ve diğer hizmetleri sağlayan bölümü yönetiyorum.
değerli başkanım Gülgün Hanım da böyle bir çalışma grubuna katkıda bulunur musunuz dediğinde memnuniyetle kabul ettik. Hatta daha öncesinde de bir araya geldik, bir çalışma yaptık. Bu konu hakikaten şu an çok sıcak gündemde olan bir konu. Öncelikle yapacağımız açıklamalar bundan sonraki dönemde değişikliğe uğrayabilir. Şu anki mevcut durumda nelere işaret edebilir, neler getirir? Bu konular üzerinde bilgi çerçevemiz, bilgi birikimimiz çerçevesinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bazı önemli noktaları sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle nereden nereye geldik diye bir tarihsel bir kısa bir özet geçmek istiyorum. Bu senenin başında biliyorsunuz kambiyo mevzuatının ana bel kemiği olan 32 sayılı kararda bir düzenleme yapıldı. Bir bakanlar kurulu kararıyla mevcut 32 sayılı kararın öncelikle 17. maddesi ve bazı maddeleri çıkarılarak yenilendi. Ocak ayında yapılan bu 2018'in başında yapılan bu düzenleme esasen baktığımızda yüksek kur riskinin önlenmesine ilişkin yapılan önlem paketinin birinci aşamasıydı. Neydi bu birinci aşama? Yeni Bakanlar Kurulu kararıyla 15 milyon dolar gibi üzerinde bir döviz getirisi olmayan kurumların bu limitin üzerinde bir döviz kredisi almasının sınırlandırıldı. Eskiden 5 milyon dolara karşılık gelen döviz karşılığı olan döviz kredisi şartı bu yeni getirilen düzenlemeyle 15 milyon dolara çıkarıldı. Tabii burada sınırlama şöyle getirildi. Düzenleme 2 Mayıs itibaren geçerli olmak üzere Ocak ayı sonunda yayınlandı yeni Bakanlar Kurulu kararı. Baktığımızda son 3 yılda yani kurumların yurt dışından eğer 15 milyon doların altında bir döviz kredileri varsa bu kurumların geçmiş 3 seneye ilişkin döviz gelirlerini beyan etmeleri istendi. Şu an mevcut düzenlemede 15 milyon doların altında bir döviz kredisi olan bir kurum geçmiş 3 senenin ihracat gelirlerini karardaki ifadesiyle döviz gelirlerini beyan etmek zorunda. Bu beyan da ayrı bir SMM ve YMM raporuyla tevsik ediliyor. Sonraki slaytlarda zaten bu raporun dispozisyonuyla ilgili bilgi de vereceğim. Bizzat ben kendim de yazdım bu raporu. Rapor nasıl yazılır, neler içeriyor? Bunları da sizinle paylaşacağım. Şimdi baktığımızda birinci aşamada 15 milyon doların üzerine çıkılmayacak şekilde getirilen kısıtlama yürürlüğe girmesi beklenirken yine 2018'in Şubat ayında bu sefer Merkez Bankası bu kur riskinin önlenmesine ilişkin ikinci aşamayı gerçekleştirdi. Nedir bu ikinci aşama? Merkez Bankası ayrı bir yönetmelik yayınladı. Bu yayınlanan düzenleme ile 15 milyon doların üzerinde kredisi, döviz kredisi olan kurumlar da artık belli şartlarla bunu Merkez Bankası'na birebir rapor etmek, hatta daha da ilerisinde bir doğruluk denetimine kadar götüren bir denetime tabi olmayı getirdi. Şimdi bakıldığında tabii içinde bulunduğumuz şartlarda bugüne özel tabii biliyorsunuzdur şu anki döviz kurlarını kıyasladığımızda hakikaten çok yüksek bir kur riski taşıyoruz. Ve idarenin buradaki tercihi bu kur riskinin taşınmaması, kur riskinin önlenmesi yönünde. Bu getirilen birinci ve ikinci aşamalarla kur riskinin, döviz riskinin, döviz yükselişinin riskini bertaraf etmek buradaki ana politika. İkinci bu getirilen Merkez Bankası düzenlemesiyle artık 15 milyon doların üzerinde döviz kredisi olan kurumlar da kendi getirilerini yani döviz gelirlerini Merkez Bankası'na bildirmek çeşitli veri formlarıyla, çeşitli raporlamalarla, incelemelerle zorunluluğu altına girdi. Şimdi bakıldığında burada bazı özellikli durumlar da var. Nedir bu özellikli durumlar? Bazı
bazı kriterler bu 15 milyon dolar sınırlamasına tabi tutulmuyor. Nedir bunlar? İşte bankaların, faktöring şirketlerinin, finansman şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin yaptığı borçlanmalar bu 15 milyon dolar sınırına girmiyor. Bunun dışında çeşitli istisnai durumlar var. Bunlara kısaca bakacak olursak, yatırım teşvik belgesi, yatırım malları finansmanı kapsamında kullanılan krediler varsa bunlar sayılmıyor. Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihaleleri, savunma sanayi müsteşarlığınca onaylanan projeler, bazı özellikle OECD ülkelerinin merkez yönetimleriyle merkez bankalarınca ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmeyen döviz kredileri gibi kamu özel işbirliği modeli kapsamındaki projelere dahil olan krediler. Bunlar bu 15 milyon dolar sınırında değerlendirilmiyor. Yani bu 15 milyon doların altında da olsa üstünde de olsa bu kredilerle ilgili bir sınırlama bulunmuyor. Tabii burada geldiğimiz noktada 15 milyon dolar kredi almak için ne kadar bir döviz gelirimiz olması lazım konusu ve bu döviz gelirinin de tanımında bazı sıkıntılar var. Karara baktığımızda, 17. maddeyi düzenleyen karara baktığımızda döviz geliri tanımı sadece kararda öngörülen ifadeyle bir ihracat, bir döviz kazandırıcı hizmet, bir taahhüt karşılığı, yurt dışına yapılan ihracat geliri anlamındaki döviz kazandırıcı bir gelir anlamında nitelendiriliyor. Yani burada önemli nokta şu, yurt içinde sizin döviz endeksli veya döviz şeklinde fatura ettiğiniz herhangi bir geliriniz varsa bu gelirler bu 15 milyon doların tespitinde dikkate alınmıyor. Bu konuda tabii çeşitli platformlarda bu TÜSİAD, Bankalar Birliği bu platformlarla da bizim duyumlarımız, bizzat katıldığımız toplantılarda bu konunun da kritik edildiği, yurt içindeki bazı faturalama işlemlerinin de bu ihracat döviz geliri anlamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumlar var. İleriki günlerde bunun, bu döviz geliri kavramının daha da şekilleneceğini biz düşünüyoruz. Çünkü bu haliyle bakıldığında hakikaten çok sınırlı bir 15 milyon doların tespitinde kullanılacak döviz geliri söz konusu olacak. Bu da tabii kısıtlamaların sonucunda yeni bu getirilen rejimle hakikaten kurumların nasıl 15 milyon doları sağlayacakları, mevcutta 15 milyon dolar kullanan kurumların ileride ek bir 10 milyon, bir 5 milyon dolar daha kredi almak istediğinde ekstra bir döviz geliri aranacak mı, aranmayacak mı konuları hakikaten şu an muğlak noktalar. Bu konularda demin de bahsettiğim gibi çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Önümüzdeki günlerde bunlara ışık tutacak açıklamaların ben idareci yapılacağını düşünüyorum. Burada bildirim yükümlülüğünü geçiyorum, zaten bahsettim. Tereddüt edilen tabii bazı hususlar var. Bunların başında döviz geliri kavramından bahsettik. Döviz geliri kavramı hakikaten burada sadece ihracat ve ihracat sayılan teslimlerden elde edilen gelirleri kapsıyor. Yurt içindeki döviz, döviz endeksli herhangi bir şekilde bir gelir burada söz konusu olmayacak. Bunun gibi 15 milyon dolar üzerinde kredisi bulunan bir kurum, 2 Mayıs'tan sonra ekstra bir 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon bir kredi almak istediğinde burada bu krediyi kullandıracak banka kurumdan ekstra bir döviz gelir talebi isteyecek mi, istemeyecek mi konusu şu an için soru işareti yaratan, özellikle bankaların üzerine durduğu bir konu. Burada tabii yeni kurulan bir şirketinle mevcut 15 milyon dolar kredisi olan şirketin ilave bir kredi talep ettiğinde buradaki tabii hakkaniyet nasıl olur, birine evet birine hayır mı denecek? Bunlar uygulamayla cevap verecek konular. İhracat sayılan teslimlere ilişkin ihracat taahhütlerinde bu kredileri nasıl kullandıracaklar? İlave bir teşvik belgesi istenecek mi? Bunları açıkçası şu an için muğlak, üzerinde tartışılacak ve açıklama beklenecek olan konuların başında geliyor. Başka tereddütlü olan konular, bunları tabii ben özetle bu sunumda daha sonra da paylaşacağız sizinle.
Birkaç tanesine değinmek istiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. İleride sorular olursa memnuniyetle cevap veririm. Bankanın kredi devrinde yeni alacak krediyi devre alacak olan banka ilave bilgiler isteyecek mi? Bunlarla beraber sayacağımız diğer tereddüt edilen birçok husus var. Bu hususlarla ilgili önümüzdeki günlerde demin de belirttiğim gibi herhalde hem hazinenin hem de Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalarla cevap bulacağımızı düşünüyorum. Şimdi uygulamadan birkaç bir model size paylaşmak istiyorum. Tabii bu içinde bulunduğumuz dönemde bizden de bir Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi mevcut bu kadar doğruluk denetimi, veri formu, bütün bu denetimlere tabi olan bir kurum bir kredi kullanmak istediğinde, bankaya başvurduğunda gerekli raporlamaları yaptığı halde bankaların SMM veya YMM'lerden istediği özel amaçlı raporlar olabiliyor. Yani bankalar açıkçası burada bir bakıma Merkez Bankası'nın yaptığı düzenleme dışında kendilerini de garanti altına almak için kredi kullanan kurumdan özel amaçlı raporlar isteyebilmekte. Biz de bunlardan bir tanesini yazdık ve bankaya sunduk. Nasıl yazdık bunu diye baktığımızda açıkçası rapor içeriği daha evvelden çeşitli ihracat gelirlerine göre sınıflandırılan limitlere göre bir pasaport, yeşil pasaport için yazılan bir rapor vardır. Hazırlayan arkadaşlar, meslektaşlarım bilirler. Ona benzeyen bir rapor esasen. Buradaki asıl amaç, yani bizim tasdik ettiğimiz kapsam, kurumun 32 sayılı karar, aynı zamanda Merkez Bankası sermaye hareketleri kapsamında elde ettiği ihracat gelirlerinin tutarı, son 3 yıla ilişkin örnekleme tevsiki ve bir meslek üyesi olan meslektaşlarımca bu rakamın onayından ibaret. Bakıldığında son 3 yıl, burada eğer 2018 yılında isteniyorsa bizim hazırladığımız raporda 2015-16-17 yıllarını dikkate aldık ve o yıllara ilişkin ihracat döviz hareketlerini dosya dosya inceledik. Bunların içinden örnekleme baktık ve bu örneklemeye istinaden de bu yıllara ilişkin ihracat gelirlerini sayarak altında tasdikimizi yaptık. Döviz gelirlerini nasıl tespit ediyoruz? Her aya ilişkin ihracat dosyalarını tek tek kontrol ettik. Bunların içinden örnekleme belgeleri koyduk rapora. Bu rapor karşılığında da en sonunda da fatura listesi ve toplam tutarı da alt toplamda bu Excel'i aldığımızda her yıla ilişkin ihracat işlemlerinin tutarlarına yer verdik. Sonuç kısmına da yine bu meslek genel açıklamalar mevzuat çerçevesinde kurumun elde ettiği döviz gelirlerinin şu kadar olduğunu, hangi yıllardan geldiğini ve mevzuata uygun olduğunu onayladık. Tamamen hazırladığımız rapor bundan ibaret. Bunun dispozisyonunu zaten sunumla ilgili olarak Başkanım Büyügün Hanım zaten paylaşacak sizlerle. İlave bir bilgi olursa da ben de memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırım. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ufak bir açıklama getirmek istiyorum ama yukarıda da konuştuk az önce. İki rapor karışıyor aslında arkadaşlar. Bir SMM ya da YMM'den hazırlayacağı bir rapor var. Şu an örneğin gördüğünüz. Bir de bağımsız denetim raporlaması var. Bu iki kavram bazen karışabiliyor. Onu söylemek istedim. İkisi çok farklı tabii. Yani bu tamamen kredi kullanacakların o anda bankadan tarafına istenmiş olan bir format. O bağımsız denetim tabi apayrı. Mevcut olan 3 aylık bildirimlerden sonra yıl sonunda yapılacak olan bağımsız denetçinin onaylayacağı ayrı bir rapor var. Onunla ilgili sözleşmeler de şu an çok konuşuluyor. Bilmiyorum, örneği mutlaka aranızda vardır. Arkadaşlar yapmışlardır. Burada KGK bir önceki rapor formatına atıfta bulunuyor. Onunla ilgili de isterseniz paylaşımlarda bulunabiliriz. Mail adreslerinizi bırakırsanız
örnek kendi içimizde böyle paslaşabiliriz. Teşekkür ediyorum ben Hakan Bey'e bir kez daha. Evet, sıra Muharrem Bey'de. Muharrem Bey aynı zamanda bizim Avrupa Birliği Uygulamaları Komite Başkanımız. Kendisi anlatsın, ciddi anlamda bilgi birikimi olan bir arkadaşımız. Evet, söz sizde, buyurun. Tabii, buyurun. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Açıkçası ilgi yoğun. Bu kadar ilgi oluşacağını da bekliyor muyduk bilmiyorum ama benim açımdan sürpriz oldu. Teşekkürler katılımınız için. Ben aslında kariyerime kamuda başladım. 2006 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak başladım. Sonrasında ise 2011 yılında hepinizin yakından bildiği olarak İSMOD'un da çok yakından takip ettiği ve reaksiyonlar gösterdiği kamu gözetimi kurumuna dönüştük. Aslında bu bizim için de sürpriz olmuştu. 660 sayılı KHK, yani akşam evimize gittik, sabah geldik, KHK ile kurum kamu gözetimi kurumu olmuştu. Bu herkese sürpriz olduğu kadar en çok bize oldu aslında. Sonrasında yapılanma süreci de görev aldım. 2 yıl çalışmamın ardından TÜRMOV'a geçtim başkan danışmanı olarak bağımsız denetim konularında. 2 senede orada görev aldıktan sonra aslında eğitimimi de hayatımda İstanbul'da olduğu için İstanbul'a geri dönüş yapmak üzere KPMG bağımsız denetim firmasına çalışmaya başladım. Orada da mesleki uygulama bölümünde çalışıyorum. Hem denetim ekiplerimizin hem de müşterilerimizin sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Son bir aydır yoğun olarak gündemimizde de bu konu var aslında, döviz pozisyonu bildirimi. Sunum aç. Şimdi aslında sunum gerçekleştiren Bazel Komite Başkanımızın, Hakan Bey'in sırasıyla belirttiği konular sistematik olarak izlendiğinde hükümetin resmi bir politikasının yansıması bu. Bu aslında 3 aşamalı bir çalışma olacak. İlk aşamasını, dayanaklarını aslında Bazel Komite Başkanımız açıkladı. Türkiye'de kamunun ve özel sektörün yüksek düzeyde yabancı para cinsinden borcu var. Ve kurda da ani dalgalanmalarda yüksek derecede riske maruz kalıyor. Hem kamu kesimi hem özel sektör. Tabii bunun yansımaları olarak biz nihai tüketicilere de bu durum yansıyor. Aslında 2016 yılında bu konuşulmaya başlandı. Dendi ki döviz pozisyonu, döviz cinsinden geliri olmayanlara artık yabancı para cinsinden kredi kullandırmayacağız dendi. Aslına bakarsanız bu yapısal olarak incelendiğinde gecikmiş bir karar da olabilir. Ekonomistler hep dile getiriyordu. Türkiye'de özel sektörün yoğun şekilde döviz borcu var. Kurda bir hareketlenme olduğunda bu ekonomiyi derinden sarsacak diye. Hatta şu anda hep konuşulanlar doların bir kuruş artması Türkiye'de özel sektörün ve kamu sektörünün yüksek düzeyde borcunun arttığını gösterdiğini belirtiyorlar. Bu o 2016 yılındaki hazırlık çalışmalarının ardından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası'ndan oluşan teknik bir komite kurulmuştu. Bu işi üstlenecek kurumun Merkez Bankası olması gerektiği söylendi. Çünkü Merkez Bankası sistemlerinde hangi firmaların yabancı para cinsinden kredisi olduğunu takip edebiliyordu. Hangi şirketlerin, hangi ülkeden, hangi kurumdan ne kadar kredi kullandığı elinde mevcut olduğu için bankalar aracılığıyla ve finansal kuruluşlar aracılığıyla bu verileri topluyordu. Sonrasında Ocak ayında 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle ilk adımı atılmış oldu, birinci adım olarak. Döviz geliri olmayan işletmelere yabancı para cinsinden kredi kullanması sınırlandırma getirildi. Dendi ki kullanım tarihinde hali hazırda 15 milyon dolar ve üzerinde kredin varsa sen yeni döviz kredisi kullanabilirsin dendi. Sonraki bir şart da son 3 yıllık geliri, Hakan Bey'in de anlattı, 15 milyon doların üzerinde geliri varsa, döviz geliri, bu şirketler döviz cinsinden borçlanma yapılabilirdi
dendi. Halihazırda zaten bireysel tüketiciler olarak bizlerin de döviz gelirini belgelendiremememiz durumunda, yani bu tüzel kişilikler olduğu kadar gerçek kişileri de etkileyen bir düzenleme. Gerçek kişiler zaten daha önceden sınırlandırma getirmişti. Sizin döviz geliriniz yoksa döviz cinsinden konut kredisi veya diğer farklı krediler kullanmanızın önüne geçilmişti. Şimdi yapılan düzenlemelerle tüzel kişiliklere de bu yansımış oldu. Amaç aslında özel sektörün yabancı parayla borçlandırılmasının sınırlandırılması ve bunların takibi, kontrol altına alınması. Sonrasında yine aslında ilk adım tamamlandıktan sonra karar, 32 sayılı karar değişiminin ardından Şubat ayında bir yönetmelik yayınlandı. Döviz pozisyonu işlemlerinin Merkez Bankası'nca izlenmesine yönelik bir yönetmelikle karşılaştık. Burada da dendi ki aslında ilk karara bağlandı. 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredisi olan firmaların yabancı para varlıklarını ve yabancı para yükümlülüklerini her üçer aylık periyotta Merkez Bankası'na bildirimi istendi. Şirketler sistem üzerinden girerek üçer aylık dönemlerle bu yabancı para cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini bildirmesi gerekiyor. Ve yine yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bunların da bağımsız denetiminin yapılması istendi. Bağımsız denetiminin yapılması için de aslında yıllık veriler üzerinden yapılması, şirketler üçer aylık periyotlarla bildirim yapacak olmalarına karşın bağımsız denetçiler, meslek mensupları bunları yıllık olarak denetlenmesi istendi. Şimdi ilk yönetmelik yayınlandığında Merkez Bankası açıklamalar yapmak durumunda kaldı. Çünkü yönetmelikte bazı hususlar açık değildi. Yaptığı ilk açıklama, siz bu veri formunu bildirecek misiniz, bildirmeyecek misiniz? Hangi kapsamda olacak? İşte grup adına üst şirket, ana şirket borçlanıp alt şirketlere kullandırtabiliyor. Sonra aslında birbiri arasında borçlanmalar oluyor. Merkez Bankası yaptığı ilk açıklamada hangi tüzel kişilik gidip bu borçlanmayı yaptıysa o tüzel kişilik, o şirket bildirimi yapacaktır. Ve bu bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinin grup bazında değil, her şirketin kendi başına yani solo bazda yapması gerektiğini açıkladı. Aslında Merkez Bankası yaptığı diğer açıklamalarda da benim elimde aslında kimin 15 milyon doların üstünde yükümlülüğü var, ben onu sistemimden takip ediyorum. MEMS 3 adı verilen bir sistem üzerinden aslında şirketlerin döviz yükümlülüklerini de takip ediyor. Sisteme girildiğinde, zaten sistematik veri takip sistemine girildiğinde şirketler orada belirli. Hangi şirketlerin bildirim yapacağını Merkez Bankası kendi sisteminden takip ediyor. Zaten şirketlere de yazılı bildirimde de bulundu. Böyle bir yönetmelik yayınlandı. Sizin 3'er aylık periyotlarda bu bildirimi yapmanız gerektiğini hatırlatırız diye yazılı bildirimde de bulunuldu. Hazırlanan verilerin 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül tarihlerine ilişkin verilerin izleyen bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. İlk yükümlülük 31 Mart 2018 tarihinden itibaren başladı. Fakat ilk uygulama olduğu için 30 Nisan olan tarih 18 Mayıs'a uzatılmış oldu. Yani şirketler hali hazırda bu veri formu üzerinden bildirimlere başlamış durumdalar. Merkez Bankası'yla yaptığımız görüşmelerde hali hazırda bildirim yapacak şirketlerin %10'unun veri bildirimini tamamladığını, diğerlerinin henüz tamamlamadığını, çünkü hala bazı konularda tereddütler var. Yapılan açıklamalarla uygulama yönlendirilmeye çalışılıyor. Yıl sonu yapılacak veri bildirimi ise orada 3 aylık bir süre tanınmış 31 Mart tarihine. Yani 31-12-2018 tarihli verilerin 31 Mart 2019 tarihine kadar bildirilmesi gerekecek. Ve denetçiler de, bağımsız denetçiler, meslek mensupları da bunları yıllık 31 Aralık 2018 tarihinde yapılacak verilerin denetimini gerçekleştirecekler. Bunlara verilen süre sınırı da 31 Mayıs süresi oldu. Yani şirket verilerini, yıllık verilerini 31 Mart tarihine kadar bildirecek. Denetimi ise 31 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilecek. Yine önemli hususlara değinecek olursak, yine bu da tereddütlü alanlardan biriydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bu veri yükümlülüğü şirketin bağımsız denetime tabi olmasına bağlanmamış.
Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi de olabilir, olmayabilir. Ama borcu kredisi 15 milyon doların üzerinde ise veri bildirimi kapsamına alınmış durumda. Aslında bağımsız denetim kapsamı dışında olan firmalara da bir nevi denetim getirilmiş oluyor bu uygulamayla. Yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde yalnızca finansal kuruluşlardan alınan krediler, yani ilişkili şirketlerden veya diğer kuruluşlardan alınan krediler bu kapsamda değil. Bunu da şu şekilde tanımlıyor. Aldığınız kredinin banka, finansal kiralama şirketi, faktöring şirketi veya finansman şirketi olması gerekiyor. Zaten Merkez Bankası sistemi üzerinden de bunları takip edebiliyor. O yüzden böyle bir kapsam belirlemesi var. Bildirim yükümlülüğün belirlenmesinde hukuken krediyi alan gerçek ya da tüzel kişi esas alınacak. Kim krediyi aldıysa o bildirimi yapacak. İlk bildirim yükümlülük tarihi 31 Mart 2018 olacak. Aslında bu sisteme bilmiyorum girme şansınız oldu mu? Siz ilgili internet sitesi açıldığında bir uyarı geliyor. Merkez Bankası bildirimle yükümlü olan şirketlerden vergi otoritelerine sunulan 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolarını da istiyor. Yani kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan finansal tablolarında ilk yıl için Merkez Bankası'na veri havuzu oluşturmak amacıyla bildirilmesi gerekiyor. Bunların TFRS veya BOBİFRS olma zorunluluğu yok. Kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki tablolarında bilgi amaçlı olarak Merkez Bankası'na bildirimi isteniyor. Merkez Bankası böyle bir bildirim istediğinden dolayı şöyle tereddütlü bir alan yaşandı. Bununla ilgili çok soru aldık. Ara dönemlerde TFRS veya BOBİFRS rapor çıkarmıyorsam bildirimi VUK üzerinden yapabilir miyim? Yani ara dönem geçici beyannamelerde verilen bilanço veya gelir tablosu üzerinden yapabilir miyim diye bir yoğun şekilde soru geldi. Merkez Bankası da özellikle yine bu alanda açıklama yaptı. Hayır dedi. O ilk bildirim kapsamına girip girilmediği bu VUK tabloları üzerinden yapılacaktı. Bundan sonra ara dönemlerde olan tablolarınızda yine bağımsız denetime tabiyseniz TFRS veya BOBİFRS, bağımsız denetime tabi değilseniz de BOBİFRS, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına göre hazırlayıp bildirmeniz gerekiyor dedi. Bu da şirketlere aslında yeni bir raporlama yükümlülüğü de getirmiş oldu. Çünkü SPK, BDDK, hazine şirketleri dışında çeyrek dönemlerde raporlama yapılmıyordu. Bu veri formu kapsamında çeyrek dönemlerde de sistematik risk veri takip sistemine yüklenmek üzere verilerin hazırlanması gerekecek. Merkez Bankası bu konuda interaktif. TCMB verigov.tr sitesini açtı ve burada sıkça sorulan sorulara yanıt veriyor. Gelen sorulara göre soruları da güncelliyor. Açıklama formu var veri formuna ilişkin. Onu da sürekli oradaki açıklamaları da gelen sorulara göre güncelliyor. Yani indirdiğinizde bir hafta sonra sizdeki bilgi eski kalmış olabiliyor. Sürekli bu site üzerinden takip etmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak şirketler bu sistem üzerinden yaptıkları sözleşmeleri ve veri formunu Merkez Bankası'na bildirecekler. Denetim şirketleri veya denetçiler de yapmış oldukları sözleşmeleri ve verecekleri raporları da kamu gözetimi kurumu portalarına yüklemeleri gerekecek. Yani şirketlerin muhatabı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aslında denetçilerin de yine muhatabı bu anlamda kamu gözetimi kurumu olacak. Burada şirketler kesimi bunu çok önemsedi, bu bildirimi. Çünkü hani farkında olanlar çok önemsedi. Yönetmelikte kanuna atıf var, Merkez Bankası kanununa. Kanunun ilgili maddesinde 68. maddeye göre bu bildirimi yapmayan veya eksik yapanlar hakkında Merkez Bankası işlem başlatabilir deniyor. Orada öngörülen cezalar da adli para cezası ve hapis cezası. Bu nedenle de bu ciddiye alınan bir durum oldu. Yani aslında Merkez Bankası tarafından da önemsenen bir konu. Bildirimle yükümlü olan firma sayısının 2300 civarında olduğunu söyledi Merkez Bankası. Yani 2300 firmanın 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredisi var. Kendileri 2017 yılında bir pilot uygulama yapmışlar 80 şirket üzerinde. O 80 şirketle yapılan uygulamada da aslında
başarılı sonuçlar, istatistiki anlamında başarılı sonuçlar aldığını, şirketlerin kendi yabancı pozisyon açığında gördüklerini, buna göre önlem almaları gerektiğini söylüyorlar. Şimdi ikinci aşama veri bildirimiydi. Merkez Bankası yakın süreçte belki seçim dolayısıyla ertelenebilir. Üçüncü aşamada ise şirketlere önlem alması yönünde yaptırımda bulunacak. Yani ilk aşama sınırlamaydı, yabancı para cinsinden borçlanma. İkinci aşama verileri toplayacak. Bu veriler ışığında üçüncü aşamada ise şirketlere yaptırımda bulunacak. Diyecek ki senin şu kadar döviz borcun var, şu kadarını kapatman gerekiyor. Veya şununla ilgili şu aracı edinmen lazım. Veya şu kadar nakit para tutman gerekli. Veya şu kadar kredini geri çağırmak durumundayım diye. Asıl etkileyici yansıması olan durum üçüncü aşamada olacak. Onun için de bu veri formunun verilerin yüklenmesini bekliyor Merkez Bankası. Bununla ilgili hep kamuoyunda da tartışılan işte yabancı para krediler geri çağrılacak mı? Veya hesaplarındaki paralar TL'ye dönüştü. Belki ona yönelik de bazı düzenlemeler gelecek. Çünkü küçük firmalar gerçekten döviz geliri olmadan yabancı para cinsinden borçlandığında bu son dönemde de yaşadığımız kur hareketlerinde çok olumsuz etkilenebiliyorlar. Bunun bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi bunun denetimi nasıl olacak dediğimizde yine Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan BDS 805'e referans verilmiş durumda. Normalde BDS'ler finansal tabloları, bilanço, gelir tablosu, nakit akış, öz kaynaklar değişimi, bunun dipnotlarının denetimini anlatan standart seti. Fakat belli idari otoriteler bazı formlar isteyebilir diye, işte hazine müsteşarlığının sigorta şirketlerinden istediği, BDDK'nın bankalardan istediği, Merkez Bankası'nın da şirketlerden istediği bu tarz veri formlarının denetimine yönelik özel bir standart var. BDS 805 buna referans verilmiş durumda. Fakat BDS 805 özel standart olmasına rağmen siz bu denetimi yaparken tam bir bağımsız denetimde ne yapıyorsanız onları da yapmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Yani tüm etik kurallara tabisiniz. Tüm BDS'lere göre işte sözleşmelerinizi yapmanız gerekiyor. Önemlilik seviyesini belirlemeniz gerekiyor. Risk değerlendirme sürecini yapmanız gerekiyor. Veri formunda yer alan kalemlere ilişkin gerekli denetim prosedürlerini uygulamanız gerekiyor. İşte alacaklar kalemi varsa onlarla ilgili mutabakat almanız gerekiyor. Bankalara kredi borcu varsa bankalarla mutabakat teyit almanız gerekiyor. İşte kasasında yabancı para cinsinden dövizi varsa sayım yapmanız gerekiyor. Tüm denetim prosedürlerini uygulamanız gerekiyor. Şimdi standartta aslında tüm görüş türleri öngörülüyor. Olumlu görüş, şartlı görüş, olumsuz görüş ve görüş vermekten kaçınma. Fakat Merkez Bankası bu işi çok ciddiye aldığından dedi ki ya olumlu görüş vereceksiniz ya olumsuz görüş, şartlı görüş istemiyorum dedi. Denetiminiz sırasında bariz biçimde önemsiz sayılar dışında yani önemlilik seviyenizin çok altında olan düzeyde bir fark bulunmasının dışında bulduğunuz tüm farkları sistem üzerinden şirkete bildireceksiniz. Yani siz ticari alacaklarla ilgili bir mutabakat aldınız. Şirket bunun 20 milyon dolar olduğunu düşünüyor, ileri sürüyor. Siz mutabakatınızda 19,5 milyon dolar olduğunu teyit ettiniz. Bunu şirkete bildireceksiniz. Diyeceksiniz ki veri formunda bu rakamı düzelt. Şirket 5 iş günü içinde veri formunda bu rakamı düzeltmezse sizin görüşünüz otomatik olarak olumsuz olacak. Orada da aslında bu işi önemsediğini, ciddiye aldığını belirtiyor. Olumsuz görüş olması durumunda ise yanlış bildirimde bulunduğundan dolayı şirket hakkında işlem başlatılabiliyor. Dediğimiz o adli para cezaları ve hapis cezaları devreye girebiliyor. Şimdi aslında denetçilerin biz denetimimizi yaparken, görüşümüzü verirken bir önemlilik seviyesi belirleriz. Çünkü şirketin çok sayıda işlemi olduğu için bir eşik belirleyip ona göre denetim prosedürlerini uygularız. Ve aslında o önemlilik seviyesinin altında kalan bir farkı bulduğumuzda şirkete bildiririz. Şirket bunu düzeltmediğinde önemlilik seviyesinin altında olduğu için yönetimden aldığımız teyit mektubuna yazarız bunu. Ama Merkez Bankası dedi ki, sen bu farkları teyit mektubunda yazmanın yanı sıra bunu şirkete düzeltilmesini istediğinde şirket düzeltecek. Düzeltmezse olumsuz görüş vereceksiniz dedi. Normal yıllık denetim görüşü verdiğimizde bu tarz bir farkı düzeltmese şirket şartlı
görüş vermemiz gerekecekti. Ama Merkez Bankası düzenlemesinde bu yönlendirmeyle olumsuz görüş verilmesini istediğini açıkladı. Bu durumda şirketleri Merkez Bankası takip edecek dedik. Merkez Bankası kendi yaptığı incelemelerde bir hata veya eksiklik bulursa da bağımsız denetçileri kamu gözetimi kurumuna bildirecek. Diyecek ki denetçi de bu şirketin yanlış olan bilgilerini onayladı. Bir de bunu aslında normalde bağımsız denetimde biz onay kelimesini çok kullanmayız. Güvence vermek deriz, makul güvence deriz. Ama Merkez Bankası bu veri formunu onaylanmasını istiyor. Yani sorumluluğu açısından meslek mensuplarında yüksek. İşin kapsamı mahiyeti yüksek. Yani gözden kaçan ufak tutarlar olsa bile sorumluluk çıkabilecek bir durum söz konusu. Bu anlamda bu tür işler üstlenecekseniz ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Yaptırımı gerçekten ağır. Ve onay dediği için sorumluluk da yüklemiş oluyor karşı tarafa da size de. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız çerçevesinde de yine ilerleyebiliriz. Aklınızda takılan veya müşterilerinizden veya çevrenizden duyduğunuz sorular varsa iletebilirsiniz. Ama ilk başta bir veri formu sunumu var herhalde. Onun ardından devam ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem uygulamacı gözüyle hem birebir baştan beri işte değişik kurumlarda görev almasıyla konuya çok vakıf. Soru cevap bölümünde de eminim sizlere çok destek olacak. Evet, Doğuş arkadaşımız da bu doldurulacak veri formu ile ilgili size bilgilendirme yapacak. Ama kabaca bilgilendirme, ardından herhangi bir sorunuz varsa daha detaylı bir şekilde de şey yapabiliriz, cevaplandırabiliriz. Söz sizde, buyurun. Merhabalar. Öncelikle katılımınız için herkese teşekkür ederiz. Geliyor mu sesim? Evet, pardon. Herkese teşekkür ederiz. Adım Doğuş Basa. PwC'de başladığım kariyerime özel şirketlerde çalışarak devam ediyorum. Şu anda da yabancı ortaklı bir firmada mali işler direktörü olarak çalışmaktayım. Öncelikle meşhur bildirim formu bu. 15 milyon doların üzerindeki firmaların bildirmekle yükümlü olduğu veri formu bu. Ama ben bundan önce gerek kendi firmamda gerekse işte arkadaşlarımla piyasalardan karşılaşılan bazı sorunları sizinle paylaşmak isterim. Hazır mikrofonu böyle bulmuşken. Şimdi değerli katılımcıların belirttiği gibi özellikle KPMG'den çok değerli kişiler var burada. Bu bildirim yükümlülüğü 15 milyon doların üzerindeki firmaların döviz kredisi kullanabilmeleri gibi bir olanak getirildiğinde ve bunların bildirim yükümlülüğü getirildiğinde tabii ki biz Merkez Bankası ile bu işin nasıl olabileceği konusunda yani daha doğrusu bu işin nasıl olabileceği konusunda, bu işin yükümlülükleri nedir, ne yapmamız gerekir konusunda kafa yorduk arkadaşlarımızla, kendi meslektaşlarımızla. Ama tabii Big Four denilen dört büyük denetim firması kadar Merkez Bankası'na veya ilgili kamu kuruluşlarına ulaşmakta yetersiz kaldık. Merkez Bankası'nın bölge müdürüyle sadece bir yemek yiyebildik ve karşılaştığımız sorunları anlattığımızda sadece ilgili birime ileteceğini söylemişti bize. Yani bu açıdan özellikle firmaların devlet tarafından bilgilendirilmesi gerekiyor. Yeterince bilgilendirilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Merkez Bankası Bakanlar Kurulu 25 Ocak'ta bir karar aldı. Daha sonra
arkadaşlarımız bahsetti. 17 Şubat'ta bir yönetmelik yayımladı Merkez Bankası ve bildirim yükümlülüğü geldi. Ve 2 Mayıs'ta, ben 15 milyon dolar üzeri için konuşuyorum, 2 Mayıs'ta dünya değişti ve artık kredi kullanmaya başladık. Döviz kredisi 15 milyon altı ve üstü diye hani beyaz ve siyah olarak ikiye ayrıldı dünya. Şimdi Merkez Bankası burada her akşam firmalardan verileri toparlıyor. Teker teker ne kadar döviz borcu var, ne kadar yükümlülükleri var hepsini toparlıyor. Ve ertesi gün saat 9'da sistemi yeniliyor ve bankalar önüne firmaların ne kadar döviz pozisyonları, borçlu döviz pozisyonları olduğuna göre döviz kredisi kullanıp kullandırmayacaklarını biliyor. Burada mevzuç denilen sistemi aslında yani 3'er aylık takip etmiş olduğumuz mevzuç sistemini aslında günlük takip etmeye başladılar. Burada tabii önemli olan bankalar bazen başımıza geldiği için biliyorum. Bankalar bazen atlayabiliyor bu bildirim yükümlülüğünü. İlk gün bizimkini atlamışlardı. Günlük takip etmenin gerekliliğini ben söylemek istiyorum. Bu veri formunun dışında bankalardan günlük ne kadar döviz pozisyonum var Merkez Bankası'nda diye bir ufak bir konuşmayla alınabilecek ufak bir bilgi bu. Bunun dışında arkadaşlarım zaten söylenebilecekleri söyledi. Soru cevap kısmında daha iyi daha üstünden daha iyi geçebileceğimizi düşünüyorum ama ben öncelik birazcık daha bu Merkez Bankası TCMB Veri.gov.tr üzerinden doğrulabilecek bu veri formu hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Muammer Bey'in de belirttiği gibi bu veri formu VUK'a göre değil, finansal raporlamaya göre, Türk TFRS'e ve BOBİ FRS'e göre düzenlenecek. Burada yükümlülükler ve varlıklar ve yükümlülükler vadelerine göre yaşlandırma yoluyla belirlenmesi gerekiyor. Tabii burada bunun finansal raporlamaya göre yapılması durumunda bazı zorluklar çıkıyor. Şimdi mesela benim hali hazırda çalışmış olduğum şirkette şu anda bağımsız denetim süreci devam ediyor. Ve bu bağımsız denetim süreci 2017'nin bağımsız denetim süreci. Fakat Merkez Bankası 2018'in ilk 3 ayının bağımsız denetimini TFRS'ye göre, BOBİ FRS'ye göre denetlenilip finansallarının oluşturulup burada 805'e göre, Muammer Bey'in belirttiği gibi 805'e göre her ne kadar olsa da bu tablo detaylı incelendiğinde bir aslında gelir tablosunun şeyle birlikte, bilançonun tümüyle birlikte gelir tablosunda çıkartılması gerektiği ilgili standart, yani IFRS'e göre, yani TFRS'ye göre ve BOBİ FRS'ye göre çıkartılması gerektiği görülüyor. Ve dolayısıyla 2018'in, 2017'nin denetimi bitmeden 2018'in ilk 3 ayının denetiminin yapılması gibi bir durum söz konusu. Şu anda bildiğim kadarıyla birçok firma, borsa kote olan firmalar dışında birçok firma firmada 2017'nin finansal tabloları denetleniyor. Bağımsız denetimde süreç esas. Şimdi 2017'yi kapatmadan 2018'i denetleyemiyorsunuz. Böyle bir garip bir durum ortaya çıkıyor. Firmalar, benim çalıştığım firmada biz kendimiz hazırlıyoruz bu raporları. Fakat dönüp
Bir yıl sonra bağımsız anlaşacağımız bağımsız denetim firmasıyla bu tabloların doğruluğu konusunda olası bir anlaşmazlığa düşüyoruz. Düşme ihtimalimiz var ve bu da bize bir cezai sorumluluk yüklüyor. Bunun dışında benim bahsetmek istediğim aslında çok şey var da konu çok uzun. Bence sorulardan gitmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bu ilgili veri formunun üzerinden herhangi bir sorular varsa soru cevap bölümünde almayı isterim açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim katılımınız için. Doğuş arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. Parmak kaldırarak mı soruları almak isteriz? Evet, buyurun. İlk sizden başlayalım. İyi akşamlar herkese. Şimdi bir kere bir rapor hazırlayacağız. Bu raporun herkes bekleyen taş burada. Bedeli ne olacak? Ne kadar olacak? Bağımsız benim. Ne kadar fiyat verdim? Birinci sorun bu. Merkez Bankası'nda veriler var, değil mi? Bütün veriler var. Niye tekrar kredi kullanandan bilgi istiyorlar? Bunun ne önemi var? Niye şirketleri bu kadar zorluyorlar? Yani kredi almasınlar diye mi zorluyorlar yoksa başka nedenler mi var? Arkadaşımız çok güzel söyledi. İçer aylık dönemlerde şirketler veri gidecekler. Fakat dönem sonunda da, yıl sonunda da, hatta Mayıs'ın sonuna kadar da, aradan çok uzun bir zaman geçti. Onun sonunda da bağımsız denetim raporu verecek. Raporla bizim verdiğimiz, yani ya da kredi kullananın verdiği beyanlarda farklılıklar çıkabilecek. Yani o zaman bağımsız denetçinin yerinde olsam da, üçer aylık dönemleri de kontrol edip öyle verileri yüklemesini sağladım diye düşünüyorum. Cevap vereyim kendimle ilgili, bildiğim kısımla ilgili. Şimdi bir defa burada bir biz kendi aramızda da konuşurken şunun altını çizmek istedik. Bir kavram kargaşası olmasın diye tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz. Burada iki farklı rapor, bir de veri formu denen bir uygulama var. Bunlardan bir tanesi veri formu ve akabinde yapılan doğruluk denetimi. Sizin bahsettiğiniz bu. Bir de ayrı bankaların istediği, çeşitli finans kurumlarının istediği ekstradan bir tasdik raporu. Sizin bahsettiğiniz uygulamada hakikaten haklısınız. Burada genel benim kendi istişare ettiğim gruplardan edindiğimiz izlenim sonuçta yönetimin şu an döviz pozisyonu riskini almak istememesi. Getirilen aşama aşama getirilen şu an geldiğimiz durumda ileride belki farklı yaptırımlarla da bu karşımıza çıkabilir. Çok egzajere etmek istemiyorum ama bankalarda bulunan mevduatların döviz özellikle DTH'ların kullanılmasında belki bankalar belli kurlarla size TL olarak kullandıracaklar döviz mevduatlarınızı. Yani umarız bu haddeye gelmez. Ama burada asıl istenen şey döviz riskinin, döviz pozisyonu riskinin taşınmaması. Aşama aşama da bunları yaşıyoruz. Umarız bu seçimlerden sonra da daha evvelden ben bakmıştım buraya gelmeden evvel son 20 yıldaki icraatlarda 2014 yılında bir makro plan yapılmıştı. Yine benzer bir durumla bir makro plan yapılabilir. Burada tabii faizlerin de yükseltilmesi gerekiyor. Yani faizler yükseltilmeden de bu döviz pozisyonunun nasıl frenlenilmesi gerekiyor? Bunu da ileriki dönemde Merkez Bankası politikalarında zaten göreceğiz. Ama dediğinizde haklısınız. Yani burada bir sınırlama yapılmak isteniyor mu? İsteniyor. Yani şöyle bir şey de var. Türkiye'deki bankalardan döviz karşılığı, yani TL karşılığı döviz kredisi kullanmak başka, direkt döviz yabancı bankalardan döviz kullanmak başka bir şey. Sonuçta
yabancı bankalardan döviz alınca dövize döviz vereceksiniz dışarıya. Böyle bir ülkenin içinde kalacak. Belki banka şey olarak dışarıdan yine dövizle kredi almış olabiliyordu. O da ayrı bir borç. Asıl yani sıkıştırılması gerekenler firmaların olmaması lazım. Burada bankalara da ağır düşmesi gerekiyor. Yani fiyat konusunda da ikinci şeyde de ben de bu çalışmalarda bir kısım bulunuyorum ama Muharrem Bey bu konuda zaten ilave edecektir. Burada fiyat konusu çok muğlak bir konu. Yani her bir meslek mensubunun verdiği fiyatlama çok farklı. Ama burada Big Four adına, KPMG adına şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz vereceğimiz fiyatlamalarda orada çalışan personelin ortalama saat ücreti, ne kadar saat harcayacağı, bir bütçeye göre bir fiyatlama yapıyoruz. Ve burada da tabii piyasanın yani oluşan, telaffuz edilen rakamlarda çok farklılaşma olabiliyor. Şu an yeni bir uygulama olduğu için burada konuştuğumuz sonuçta dile getirdiğimiz hususlar hakikaten ileriki dönemlerde çok daha değişebilecek. Şu an çok taslak bir yani şeyin düzenleme içindeyiz. Beraberinde yeni bir torba kanunun içinde de hatta hazinenin dün bir açıklaması vardı veya bugün olabilir. Bu adli para cezaları torba kanununda şu an tasarılaşma aşamasında olan torba kanunun içinden çıkarıldı. Yani burada yanlış anlama olmasın. Bu dediğiniz sınırlandırma ve limit koyma devamında bunun cezalandırılması gündemde. Yani burada aksiyon planları gün be gün işliyor. Biraz geri adım atıldı. Umarız bu piyasada gevşer ve normal düzenine düzen. Sağolsun denetçi olarak firmanız bu şirketlerin müşterileri dönemlerde verecekleri bilgileri kontrol ederek mi vermenizi sağlayacak? O noktada Muharrem devreye girsin. En yetkili ağız olabilir. Şimdi yani çünkü orada size de yansımalar olabilir. Doğrudur. Sorularınızı sırayla yanıtlayayım. İlk neden burada bağımsız denetime ihtiyaç duyuldu dediniz. Merkez Bankası bankalar ve finansal kuruluşlar aracılığıyla yükümlülükleri takip ediyor. Evet. Ne kadar kredi borcu var, ne kadar leasing borcu var, ne kadar faktöringden alacağı veya borcu var onu takip edebiliyor. Fakat buradaki amaç döviz pozisyonunu, şirketin döviz riskini hesaplamak olduğu için bu yükümlülükler karşısında ne kadar varlığı olduğunu Doğuş Bey'in de gösterdiği şeyde işte ticari alacak, nakit, geri geldiğinde stoklar. Bunların da aslında bu bildirim isteyerek şirketin bu yükümlülükler karşılığında ne kadar yabancı para cinsinden de varlığı olduğu hakkında bilgi almak istiyor. Şirketin verdiği bilgilerin doğruluğunu da işte yani bu varlık tarafındaki doğruluğu aslında yükümlülük tarafı onda da var ama oyunu da teyit ettiriyor. Varlık tarafında da gerçekten bu kadar nakiti var mı? Gerçekten bu kadar ticari alacağı var mı? Gerçekten bu kadar ihracat ve ithalat gideri veya geliri var mı? Bunları da bağımsız denetimden geçmesini o açıdan istiyor. Şirketler tarafından hani Merkez Bankası bilemediği için ne kadar ticari alacak, ne kadar tuttu. O anlamda istiyor. İkinci sorunuz ücretlendirmeydi galiba. Burada aslında ilk yaptığımız değerlendirmede bu şirket bağımsız denetime tabi mi değil mi? İlk soru bu oluyor. Belirleme yapılacakken. İkinci soru bağımsız denetçisi biz miyiz? Başka bir firma mı? Çünkü bu düzenleme uyarınca bağımsız denetçisi, yıllık finansal tabloların bağımsız denetçisi farklı da olabilir. Bu sorunun ikinci sorunun yanıtı hayır olduğunda yani bağımsız denetime tabi değilse aslında baştan bir denetim yapmak gerekebiliyor. Çünkü varlık gelir gider vesaire. Burada aslında tam yıllık bir bağımsız denetim ücretine yaklaşabilecek tutarlar konuşulabiliyor. O yüzden genelde şirketler kendi bağımsız denetçileriyle çalışmayı tercih edebilecektir. Çünkü siz de bu işi üstlendiğinizde yaptırımı da çok olduğunda yani biz firma olarak kurumsal olarak denetimini üstlenmediğimizde çok bu hizmeti vermek istemiyoruz aslında. Çünkü sorumluluk çok fazla ve ilave iş ve karşılığında hepimiz malumuz biliyorsunuz yani biz büyük firmalar olmamıza rağmen de yine ücretler çok öyle şaşalı ücretler değil. O yüzden ücretlendirmede denetimini yaptığımızda İlave ne kadar çalışma yapmamız gerekiyorsa ki bu ara dönem sorunuza da cevap olacaktır. Ara dönemlerle tutarlılığa bakmak için ve şirketler zaten yine hazırlarken bizden ondan kontrolünü istiyorlar. Ara dönemden müdahil olmak gerekiyor. Bu saat planlamasını yaparken ara dönemlerdeki verilere de ne kadar zaman harcanacağını
bir bütçeleme yapacağız. Ama beklenen tutarda bir ücret alacak mıyız, almayacak mıyız? O konuda çok umutlu değiliz açıkçası. Reel sektör firmaları maalesef çok fazla ücret vermeye yanaşmıyor. Bir şekilde de işi de yaptıracak birini de bulabildiği için ücretler, denetim ücretlerinin biraz altında kalacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Saat ücreti denetim ücretiyle aynı olacaktır. Hani ama toplamda ne kadar saat ayrılacağı değişeceği için toplam yıllık tablo denetiminden alacağınız ücretin altında bir ücret olabilecektir. Şu ana kadar bizim fiilen vermiş olduğumuz bir fiyat teklifi yok. Bazı konuların açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. O yüzden size tam net bir cevap da veremiyorum. Verebilen firma sayısı da çok az aslında hani. Bir de süre çok az. Evet, başka soruları var mı? Buyurun. Kesinlikle. Önce kendisi tanıtırsanız seviniriz. Geliyor. Evet. Az geliyor ama geliyor. Bir sıkıntı var anlaşılan. Tamam. Şimdi her şey iyi, hoş, güzel. Ama her Türkiye'deki olduğu gibi hani atasözlerimiz boşuna söylenmemiş. Kervan yolda dizilir diye. Bu işte böyle gidiyor. Benim tespitim en azından bu yönde. Kolaylaştıracak yönler var. Her zaman ihtiyacımız olacak. Şimdi, benim bu süreçle ilgili bir takım tespitlerim var. Öncelikle onu paylaşıyorum. Evet, bağımsız denetim bu işin bir yönü. Soğuk konu çalışmıyor, biraz yüksek konuşalım. Bağımsız denetim bu işin parçalarından bir tanesi, en önemli parçalarından bir tanesi. Ama bizim meslektaşlarımız bu işi ne kadar önemsediler, ne kadar bu sürece vakıflar ve tutmuş oldukları bilançolar, denetimini yaptıkları firmaların bilgilerine ne kadar hakimler ve ne kadar yüzeysel gidiyorlar. Bu bağımsız denetçilerin de şirketlerin de Merkez Bankası'nda yani kamu otoritesinde işini kolaylaştıracak bir süreç. Bu doğru, Türkiye'de bunun işine kadar doğru yürüyor. Ben pek emin değilim. Hani büyüklerin bağımsız, yani dört büyükler dediğimiz Big Four'un yapmış olduğu denetimle tabi şirketler, evet bu işlere yatkınlar, işi biliyorlar, düzenli denetimden geçiyorlar. Ama şu an mevcut durumda Big Four dışında denetim yaptıran firmaların %75'inden fazlası maalesef ki bu süreçlere uygun ne bilanço tutuyorlar ne de veri tutuyorlar. Dolayısıyla bağımsız, yani denetçi olarak burada tespit noktasında çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Benim gördüğüm. Ya büyükler için sıkıntı yok. Onlar sürekli bu işin içindeler ve firmaların içinde yaşıyorlar. Ama bizler yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim şeyle ilgili Merkez Bankası'nın veri sistemine yapmış olduğum incelemede de bilançonun neredeyse yarısını duran varlıklar dışındaki ve öz sermaye, sermaye dışındaki yarısını girişini istiyor Merkez Bankası. Diğer taraftan az evvel konuşuldu. 3 ayda bir, 4. en sonunda bağımsız denetim raporunu istiyor. Birçok şirket de bunun farkında değil. Yılda bir yapılacak olan denetimle bunun onay sürecinin gerçekleşeceğini ve düzeltmenin gerçekleşeceği yönünde bir bilgi var. Ben yanlış mı anladım acaba? 3 ayda bir bu denetim yapılıp Merkez Bankası ve Kamu Gözetim Kurumu'na bildirme diye anlıyorum. Denetim yıllık yapılacak ama şöyle bir ibare var. Ara dönemdeki bilgilerin tutarlılığıyla da bakılarak diyecek. Aslında ara dönemleri de denetçiye gönderdiğinde yıl sonunda ara dönemlere ilişkin de düzeltme verebileceğiz. Ama bunu yıl sonunda yapacağız. Risk seviyesi de evet. Bankaların döviz pozisyonlarını öğrenebiliyor. Evet, ama bu diğer taraftan yurt dışı kaynaklı kullanılan krediler ve fonlar var. Özellikle yatırım fonlarından banka olmayan ama finansman sağlama noktasında sertifikası olan fonlar var. Bununla ilgili kredilerin Türkiye'ye giriş şekli önemli. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü birçok şirketin büyükler açısından yurt dışında hesapları var. Para aynı anda yurt dışındaki hesaba giriyor. Yurt dışından da kendi parasıymış gibi şirkete geliyor. Merkez Bankası'nda hiçbir kaydı yok. Hazinede de yok. Sorunuz var. Bunlar oluşabiliyor. Ben bu soru değil, bunları da en azından arkadaşlarla paylaşayım istedim. Bir soru daha, yani
soru olumsuz görüş bildirildiğinde şirket denetime tabi şirket düzeltme gerçekleştirmezse yaptırımı nedir? Ya da denetçi eğer hatalıysa kendisini düzeltmezse arada bir ısrarlaşma olursa sonuçlar ne olur? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burada aslında verilen süre 5 iş günü. Siz denetimlerinizde fark ettiğiniz hususları şirkete sistem üzerinden düzeltmesini talep edeceksiniz. Aslında sistem üzerinden talep edildiği için Merkez Bankası'nın elinde de onun kaydı olacak. Yani ilk veriler gelecek, sonra denetçi sistem üstünden şu veriyi düzelt diyecek. Düzeltmezse olumsuz görüş verilecek. Ama dediğiniz gibi denetçinin de yanlışı olmuş olabilir bu konuda. Zaten Merkez Bankası yaptığı düzenlemede de kendi kanununa göre işlem başlatabilir diyor. Doğrudan hani cezayı, adli para cezası öngörülen veya hapis cezası öngörülen kanun maddesine göre hemen ceza verilir demiyor. İşlem başlatılabilir diyor. Bu karşılıklı veri sistemi üzerinden verilerin takibiyle denetim firmasını kamu gözetimi kurumuna iletecek. O yaptığı denetim çalışması kamu gözetimi kurumunda incelendiğinde bağımsız denetim yönetmeliğinde öngörülen cezalar işte uyarı, yetki askıya alma veya yetki iptali gibi durumlar söz konusu. Şirket tarafında ise tamamen incelemeyi Merkez Bankası yapacak. Eğer şirket yanlış bildirimde bulunduysa ilgili kanun maddesinde 1211 sayılı kanunun 68. maddesinde öngörülen cezaları uygulayacak. Orada öngörülen cezalar da adli para cezası ve gerekirse duruma göre hapis cezası veya karşılığında para cezası öngörülüyor. Aslında yaptırımı ağır. Bir iş yerinin üç tane kanlı olup da ne olacak? Denetçi bir rakam verdi, şirket bir rakam verdi, Merkez Bankası bir rakam verdi. Herkes ceza alacak o zaman. Evet buyurun, Gözlü Bey efendim. Önce ismini söyler misiniz? Merhaba, ben Hüseyin Üst. Bizim yaptığımız ikili görüşmelerde tek başına bir bağımsız deneticinin bu BDS 805'e göre rapor hazırlayamayacağı sonucu ortaya çıktı. Az evvel de Yahya Üstad'ın da bahsettiği gibi bu bir takım oyunu. BDS 805'in sözleşmesinde en az 4 kişi yani sorumlu denetçi, kıdemli denetçi, yardımcı denetçinin tayin edilmesinden bahsediliyor. Netice tek başına bir kişi bu raporu hazırlayabilecek mi? İkinci sorum da Doğuş Bey'e. Bu veriler girilirken uygulanan kur otomatik geliyor, default geliyor. Yani 31-12'de veya dönem sonlarındaki alış kurunu oraya giremiyoruz. Dolayısıyla döviz satış kuru istiyor, döviz satış kuru getiriyor. Bir de bunun doldurum şekli aynı kurumlar vergisindeki şeylerin döviz pozisyonlarının doldurulması şeklinde mi olacak? Yani şöyle diyelim. Firmanın döviz kredisi var. Yalnız şu an dövizde alacağı yok, yurt içinden alacağı var. Normal piyasadan alacağı var. Varlıkları var. Elinde malı yok. Şimdi sadece veri doldurulurken kredi rakamları girilip bırakılacak mı? Yoksa diğer rakamlar doldurulacaksa da dövize mi çevrilecek, TL mi yazılacak? O konuda bilgi almak istiyorum. Biz bu konuda şeyi aradık, Merkez Bankası'nı. Merkez Bankası, hani çok özür dilerim, bu konudan bir haber. Biz diyorlar, yıl sonunda bize gelecek rapora bakarız. Bununla ilgili kamu gözetim kurumunu arayın. Kamu gözetim kurumunu aradık, isim vermeyeceğim. Bir kişi var o kurumda bu işte yetkili. Hiç kimse bir şey bilmiyor. O kişiyi de artık telefonlardan bıkmış, belki de rapor aldı, daireye gelmiyor. İnanın bu durumda. Ha, işin maliyetlenme kısmına gelelim. Normalde denetimlerde 32 saat, 48 saat, 96 saat şeyi var ölçütü. 337 lira. Bir kere en az 32 saat çarpı 337'den aşağı bu rakam olmayacak. Şimdi üstadlar belki benim ilk başta söylediğimi burada söylemediler. Söylense belki yanlış anlaşılırdı. Hani o zaman şöyle bir sonuç çıkardı. Bunu dört büyükler veya bağımsız denetim firmaları dışında yapamayacaklar gibi bir sonuç çıkardı diye belki üzerinden geçmediniz. Bu benim hani şahsi düşüncem. Ama yaptığımız araştırmalarda
şahıs olarak da en az 4 kişi bir araya gelmeden yapılmış raporlar kabul edilmeyecek. Şimdi bu düzenlemeyi takip eden benim İstatistik Genel Müdürlüğü Merkez Bankası'nda tamamen veri takibi amaçlandığından onlar bu finansal raporlama ve denetim kısmı ile ilgili topu her zaman kamu gözetimi kurumuna atıyorlar. O anlamda Merkez Bankası'na bir soru yönelttiğinizde de yazılı yöneltmeniz daha doğru. O sitede telefon numarası da var. Bir de mail adresi de var. Mail adresini iletirseniz size 2-3 gün içinde geri dönüş yapıyorlar. Kamu gözetimi kurumuna ileterek o dönüşü sağlıyorlar. İkincisi, denetimi yapmaya yetkililer olarak kamu gözetimi kurumundan yetki almış denetim kuruluşları ve kişiler diyor. Orada bağımsız denetim yönetmeliğine gittiğimizde kişi olarak denetim yapabilmek için, rapor imzalayabilmek için de sorumlu denetçi unvanına haiz olmanız gerekiyor. Bunun için de yine yönetmelikte son dönemde yapılan değişiklikle bahsettiğiniz gibi bir denetim ekibi oluşturmanız gerekiyor. Sorumlu denetçi ve yanında iki denetçi ve denetçi yardımcıları ne kadar varsa bir ekip kurmanız gerekiyor. Hatta onun yanı sıra yedek ekip de yazmanız gerekecek. Yani 3 kişi asıl denetim ekibi, 2 kişi de bir sorumlu denetçi yönettiği, 2 denetçinin de bir denetçi yedeği olacak. Bir yıllık yapılacak. Evet. Sözleşmelerde yıllık yapılacak. Bu kişisel denetimde de aslında ekip çalışmasını gerektirdiğini görüyoruz. Bunun için denetim şirketi ayrıca kurmanız gerekli değil. Kişiler de. Yalnız burada da önemli olan husus, bir araya geldiğiniz kişilerle denetim yapmanız. Bu kişilerden herhangi birinin başka bir denetim firmasının altında da bu işi yapmıyor olması. Zaten bu bizim meslek kanunumuzdaki bağımsızlık hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir. Yani ben çalıştığım firma adı altında bir sözleşmeye yazıldığımda gidip başka bir firmada veya kişi olarak da bu işi yapmam söz konusu değil. O yüzden kişisel yapılacaksa da KGK'daki denetim sözleşmesi öngörüldüğünden yetkisi olan kişileri, meslek mensuplarını bularak bir araya gelip yapmanız gerekecek. Veri formülü ile ilgili kısmında da aslında bu konu hala çok tartışmaya açık. Veri formunu incelediğimizde varlık ve yükümlülük kısmını yabancı para cinsinden olanları bildirin diye anlıyoruz. Yapılan açıklamalar da öyle. Ama toplam varlıklar, net borç, faiz ve vergi öncesi kar kısımlarında ise yabancı para ve TL olan yükümlülükleri istiyor. Yani veri formunun bir kısmında sadece yabancı para cinsinden varlıklar ve yükümlülükler, alt kısmında ise belirttiğiniz gibi toplam varlıklar, net borç vesaire. Bu rakamların da denetlenmesi istendiğinde aslında şirketin bilançosunun ve gelir tablosunun denetlenmesi gerekecek. Yapılacak planlamalarda bunun dikkate alınması gerekiyor. Yani aslında bilançosunu ve gelir tablosunu denetlememiz gerekecek bu veri formunu. Burada sorumluluk çok yüksek aslında. O yüzden yapılmalı mı yapılmamalı mı çok düşünülmesi gerekiyor. Yani biz de dediğim gibi henüz hali hazırda fiyat teklifi vermiş olduğumuz firma bulunmuyor. Çünkü bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bekliyoruz biz de. Sizler de bu işi yapacakken aslında ekibinizi sağlam kurup ona göre düşünmeniz gerekiyor. Sonucu çünkü adli para cezası öngörüldüğü için olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu. Evet, Sayın Oda Başkanımız Yücel Akdemir aramızda. Hoş geldiniz başkanım. artık kapanışı size şey yapacağız, nasip olacak. Evet, sorular arka taraftan geliyor. Evet, en arkadan bir hanım arkadaşımız var. Evet, peki siz alın. Herkese merhaba. Fatih Bilgin ben. İki şey soracağım. Bir tanesi 18.5'te uzatıldı. 18.5'te yapmamız gereken bildirimle ilgili olarak 15 milyon dolar altı tutarları Merkez Bankası sistemik risk veri sisteminden o formu doldurmamız gerekiyor mu? Birinci sorun bu. İkincisi kullanmış olduğumuz kredi 10 milyon euroysa çapraz kurların değişmesinden kaynaklı olarak 15 milyon dolar üstüne çıktığı zaman da bu bildirim dahilinde oluyor muyuz? Bunu da soracağım sadece. Evet. Aslında ilk bildirim yükümlülüğü olup olmanızı değerlendirilmesinde 31-12-2017 rakamlarına bakmanız gerekiyor. 31-12-2017 tarihi itibariyle Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu
çapraz kur veya döviz kurları üzerinden baktığınızda kredi yükümlülüğünüz 15 milyon dolar ve üstündeyse bildirimle yükümlüsünüz. Herhangi ara dönemde kullanılan yeni bir krediyle de ara dönemde de yükümlülük kapsamına girebiliyorsunuz. Yani 31-12'de 15 milyon dolar krediniz yoktu ama Şubat ayında kullandınız. Yine sizi ilk ara dönemden itibaren bildirim yükümlülüğüne alıyor. Bildirim yükümlülüğüne... O ara dönemde olabilir. Mesela yıl sonunda 1.25 ise 12.5 milyon dolar krediye denk geliyor. Yükümlülük kapsamında değilsiniz. Ama çapraz kur 1.50'nin üzerine çıktığı anda yükümlülük kapsamına girmiş olacaksınız. Yükümlülük kapsamına girildiğinde en az 1 yıl bildirimde bulunmanız gerekiyor. Yani şirket yıl içerisinde kredisini kapatsa dahi o yılın verilerini bildirip denetlettirmesi gerekiyor. En az 1 yıl bildirimde bulunmak gerekiyor. ...18.05 bildirim yükümlülük tarihi. Biz 31.03.2018 rakamlarını bildirecek firmalar. Ama tabi olup olunmadığının belirlenmesinde ise 31.12.2017'ye bakılacak. Yani 18 Mayıs veri formunun bildirilme tarihi. Siz şu anda borcunuz 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 15 milyon doların üstündeyse kapsamda olacaksınız. Evet. Merkez Bankası bu konuda hani bildirimleri yapıyor zaten. Evet, yazılı şirketlere de yazılı bildirimlerde de bulundu Merkez Bankası. Yazı geldiyse bildirim kapsamındaysınız. Size gelmedi mesela. Evet. Ara dönemde kredi kullanılmış olabilir. 31-12-2017'de değil de sonrasında kullanıldıysa onun verisi daha sonradan ulaşacağı için ayrıca bildirecek. Süre kısıtımız var. Evet, beyefendiden alalım. Siz daha sonra şey yapalım. Kusura bakmayın. Söz almayan arkadaşlarımıza da buyurun. El kaldırın. Sedat'cığım verir misin? İsmail namlı. Ben burada farklı bir bakış açısıyla şunu sormak istiyorum. Örneğin ikinci çeyrek verilerimiz, yani 30 Haziran'da oluşacak verilerimizi Temmuz sonuna kadar bildirmemiz gerekiyor. Biz uygulamacı olarak KDV beyannamemizi son günde verirken, kurum geçici vergi beyannamemizi Ağustos ayında verirken nasıl olacak ki 30 Temmuz'a kadar bunların hepsini verip bir de TFRS'ye çevirip bu bildirimi doldurabileceğiz? Yani biz burada 18 Mayıs'a uzatıldığı için belki kaza bela yetiştireceğiz ama İkinci ve üçüncü çeyrekte ben bunun piyasada 2300 firmadan kaç tanesi bunu yapabilecek veya nasıl başaracağız bunu? Bununla ilgili Merkez Bankası'yla görüşüp geçici vergilerden sonraki bir tarihe ertelenmesi konusunda odamızın bir yardımı olabilir mi? Bu konuda aslında bir de yasal kayıtlarınızdan ziyade TFRS veya BOBİFRS'ye göre de hazırlanması gerektiğinden gerçekten süre kısıtı çok sınırlı. Hani yetişmesi, hani çok büyük firmalar açısından baktığımız bile bu düzeyde altyapı hazırlığı yok. Çünkü SPK, BDDK, hazine şirketleri dışında ara dönem raporlama da yapmıyorlardı. TFRS'ye göre bir bilanço gelir tablosu çıkmıyordu. Bu nedenle bu süre kısıtı her zaman için karşılarına yükümlülük olarak gelecek. Belki TÜRMOP aracılığıyla, belki İSMO aracılığıyla bu durum bildirilebilir. Yıllık verilerin 3 ay içinde bildirilmesi isteniyor. Belki bunda da bir 60 günlük, 30 günlük sürenin 60 güne çekilmesi istenebilir. Bu konuda zaten Merkez Bankası da şu anda süre çok az olmasına rağmen bildirimle yükümlü olan firmalardan %10'unun bildirimi tamamlayabildiğini söylüyor. Bunu onlar da fark ediyor. Meslek mensupları olarak bizler ve odamız ve birlikte de bunu iletebilirsek aslında bu sürenin her dönem için 60 güne çıkarılması söz konusu olabilir. Bir şey eklemek istiyorum. Bugünkü toplantı bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Buranın çıktısını biz tüm okulanlara inşallah Merkez Bankası'na ulaştırmaya çalışacağız. Ve hedefimiz de bu. Bu konuda herkesten de yardım bekliyorum. Dört büyüklerden, büyüklerden. Bunu da belirtmekte fayda var. Önde bir arkadaşımız var. Buyurun. Bir ön bir arka yapalım. Buyurun. Muharrem Bey'e sorum var. Merhabalar. Serap Bey'e ben. Şimdi bu 3 aylık dönemin verilerini firma
olarak kendileri girecekler. Diyelim ki TFRS'ye göre hazırlayamadılar. Bu değerlerine göre. Daha sonra Haziran ayında daha 2-3 aylık dönümü vermeden TFRS'ye göre hazırladılar. Bunu da 33 verilerini düzeltebilirler mi bu sistemde? Sistemin ona izin verip vermediğini şu anda ben bilemiyorum. Çünkü biz denetçiler olarak sisteme bizim onayımıza düşen verileri görebiliyoruz. Sistem üzerinden değişiklik yapılmasına izin vermiyordur diye düşünüyorum. Benim düşüncem o yönde. Ancak denetçi takip ederek düzeltme verdiğinde düzeltme yapabileceksinizdir. Veya sehven bir hata yapıldığında Merkez Bankası'na yazılı başvuru yaparak biz bunu yanlışlık yaptık, düzeltilmesini istiyoruz diye sistemi açmaları gerekecek olabilir. Yani onayladıktan sonra, siz veriyi bildirdikten sonra müdahale ederek geçmişe dönük düzeltme yapma şansınız pek olmayacak diye düşünüyorum. Ancak denetçi aracılığıyla, belki denetçi tespitiyle size geri bildirim yapıldığında bunu düzeltmeniz söz konusu olabilir. Yıl sonunda denetçi zaten fark ettiğinde verilerin yanlış girildiğini, o dediğiniz ki biraz önce işte muhasebe yetkilisi, evet, uyaracak, düzeltmeyecek. Yani o zaman zaten düzelttiğinde de genel bir satıcısının olmadığı yani, yani onu benim şurada deklar etmem çok doğru olmaz. Bağlayıcılığı olabilir. Ama yıl sonunda düzeltilmemesinin cezai yaptırıma bağlanmış. Uygulamada dediğiniz yöntemler de kullanılabilecektir. Yani hani süre çok kısıtlı. Ara dönem raporlama yükümlülüğü, evet, yok. Yani, ama farklılık çok yüksek olduğunda Merkez Bankası'nın dikkatini çekebilecektir. Yani sistemden düzeltmeleri takip ettiğinde sistematik bir yanlışlık olduğunu görürse müdahale edebilir diye düşünüyoruz. Hani belli kalemlerde hatalar, yanlışlıklar olmuş olabilir ama tamamen veri formu farklı olduğunda dikkatini çekip, çünkü onların istatistik verilerinde de bir sapmaya yol açacak. Onlar da aslında bir şekilde bildirimin yapılıp geri dönüşlerle bunun nasıl ilerleyeceğini, değiştirebileceğini de düşünüyoruz. Orada önem seviyesinden bahsediliyor. Evet. Önem seviyesi diye bir kavram var orada. Yani bariz biçimde önemsiz diyor. O da çok düşük bir tutar yani. Hani evet, düşük. Dediğiniz gibi toplam varlıklar değişebilir. Dönem net karı değişebilir. Arkadan alalım. Evet. Merhaba, ismim Seda. Ben özel bir firmada çalışıyorum. Bizim 15 milyon dolar kapsamında bildirim yükümlülüğümüz bulunuyor. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Bizim TFRS finansal tablolarımızdaki fonksiyonel para birimimiz dolar. Evet. Şimdi dolar olması durumunda varlık ve yükümlülükler kısmına veri formunda dolar harici borç alacakları mı girmemiz gerekiyor? Yoksa ben yine dolar kredimi ve dolar alacaklarımı ve varlıklarımı da bildirmem gerekir mi? Bu da sıkça karşılaşılan bir soru. Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti açısından hangi para yabancı paraysa benim açımdan da yabancı para odur diyor. Sizin fonksiyonel para biriminiz, geçerli para biriminiz dolar, euro, Japon yeni olsa bile bildirim kapsamında dolar kullandığınız kredi Merkez Bankası açısından yabancı para olduğundan Merkez Bankası'nın yabancı para tanımı üzerinden hareket etmeniz gerekiyor. Peki TL krediyi de bildirmem gerekecek mi? Hayır. Yabancı para cinsinden olan dolar, euroyu bildireceksiniz. Sizde şöyle bir kısım olacak. Toplam gelirinizin kaçta kaçının fonksiyonel para biriminden olacağını ayrıca bildirmenizi isteyecek. Sizde öyle bir ilave yükümlülük olmuş olacak. Geçerli para biriminiz dolarsa toplam hasılatınızın ne kadarının dolar cinsinden olduğunu da bildirmeniz gerekecek. Bir de hali hazırda yıl sonu denetimimiz de devam ediyor. Dolayısıyla 31-12 kapanışı yapılmadığı için 31 Mart TFRS açılışında, 2018 açılışında yapamamış oluyoruz. Evet. Bu durumda VUK üzerinden ilk bildirimi yapmamız bir sıkıntı doğurur mu, ya da farklı bir öneriniz var mı bununla ilgili? Yani bu soru bize de çok soru geliyor ama biz mevzuatta yazan yönlendirmeyi yapıyoruz. Bir şekilde TFRS solo verilerinin hazırlanarak yüklenmesi gerekecek. Tabii ki çok süre kısıtlı, hazırlanması belki zor olabilecek ama bu rakamlarını koyduğunuzda bunu biz size söyleyebilmemiz için Merkez Bankası'nın bir duyuru yapmış olması gerekli. Sonradan bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Burada yapılabilecek en doğru yaklaşım bunu Merkez Bankası'nın o
kurduğu sistem üzerinden aktarmak olacaktır. Onları yazılı olarak da telefonda da aktardım bu sorularımı ama bir cevap alamadım. Yönetmelik gereği bildiriminizi yapmanız gerekmektedir dediler sadece. Yönetmelikte de TFRS veya BOBİFRS bazında solo rakamları bildirmeniz isteniyor. Şu aşamada taslak veriler üzerinden de TFRS'ye yakın rakamları bildirmeniz daha doğru olacaktır diyorum. Yani sonuçta finansal tablolarınız taslak da olsa oluşmuştur. Onları doğru kabul edip onun üzerinden ilerlemeniz TFRS veya BOBİFRS üzerinden ilerlemeniz daha doğru olacak. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Adım Ozan Şener. Benim sorum varlık denetimine devredilen şirketlerde bu 15 milyon dolarlık rakamın devredildikten sonraki rakamların da bu kapsam içerisinde değerlendirilip bildirilip bildirilmeyeceği konusu. Şimdi çünkü grup şirketlerimizden bir tanesi bu yönde. TMSF'ye mi? Evet. Varlık fonuna mı kastediyorsunuz? Varlık fonu. Varlık fonuna. Onlar da normal diğer şirketler gibi bildirim yükümlülüğü kapsamında. Ne zaman devre oldu? Geçen sene devre olmuştu herhalde. Ama evet. Onlar için ayrı bir belirleme yapılmamış. Onlar da kapsamlı. Hatta şeyi de söylüyorlar. Belediyenin kurmuş olduğu iktisadi teşebbüsler de, şirketler de bildirim yükümlülüğü kapsamında. Yani tüzel kişilik olarak anonim şirket vesaire kit veya belediye iştiraki niteliğinde olan işletmelerin de bildirim yükümlülüğü bulunuyor. Onlara yönelik bir muafiyet bulunmuyor. Onlar da aynı düzenlemelere tabiler. Buradaki kastettiğimiz bizim borcumuz varlık fonuna devredildi. Yani varlık denetim şirketine devredildi. Artık finans kuruluşu dışına çıktı. Finans kuruluşu olmadığı için benim bildirmem gerekir mi? Finans kuruluşu olarak değerlendirmem gerekir mi? Onları yapacağınız 31.12.2017'de varlık şirketine bir devre olmuştu. Evet. Yoksa finansal kuruluşa mı, ona bakacaksınız. Varlık denetim şirketine devre oldu. 31.12.2017 tamam, öncesinde. Finansal kuruluşlardan dışında olduğu dışında. İçin kapsam dışında olacaktır. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. ...15 milyon doların altında olan firmalarda bankalar döviz kredisi kullandığımız anda döviz gelirleri beyan formunu istiyor. Bunun için SMM ya da YMM raporu istiyor. Ben firmanın bağımlı mali müşavir olarak bu raporu verebilir miyim? Birinci sorum. Bir de bunu yılda bir kere vermemiz yeterli mi? Ya da bu belki zorunlu mu değil mi? 15 milyon dolar altı. 15 milyon doların altında herhangi bir zorunluluk yok. İstiyor bankalar. Bankaların istediği raporlar şöyle oluyor. Genelde bankaların kullandırdığı kredilere karşılık, bizim de benzer başımıza geldi. Kendi müşterilerinde çalıştığı kurumlara herhangi bir şekilde kredi kullandırmak için bu KGF olabilir, teminatlı bir kredi olabilir. Teminatlarından sonuçta bunu kullandırıyor bankalar. Ve o anda da veri formunu kullanan da olsa sonuçta kurumlar, her iki türlü de bir SMM veya YMM'den bu ihracat gelirlerinin karardaki döviz geliri ifadesine girecek olan gelirlerin yıllara sari bir tespitini istiyor. Burada düzenlemek zorunda mısınız? Kanunen bir zorunluluk yok ama o krediyi almak için, kullanmak için bankaya onu mecburen kurumların vermesi gerekiyor. Bu da tabii meslek mensuplarına ilave bir rapor hazırlama sonuçta şansı veriyor. Yani bu hazırlayacağınız raporla bunu sonuçta bankaya tespit ediyor ilgili kurum. Yani devamında da banka aksiyonu alıyor ama kanunen sonuçta zaten böyle bir zorunluluk yok. Bu tamamen kredinin. Kendi istiyorum. Buyurun. Bir bankacı olarak sermaye hareketleri genel sermaye hareketleri genelgesinden istinaden yanımda benim bakarım, teyit ederim. O zaman çıkarım yapabiliriz. Yani bunu sonuçta bankalar kendi idari sonuçta tahminleri yayınladıkları çerçevesinde de istiyor olabilir. Ama sermaye hareketleri genelgesi Merkez Bankası'nın bilgim dahilinde değil. Teyit edip yanımda da getirdim, hatta bakamadım ilgili yoğunluktan. Bakıp ben size şimdi geri dönebilirim o konuda. Bankaya verilmesi gerektiği yazılı.
Bundan dolayı o zaman bankalar zaten geçse de geçmese de sonuçta geçtiği durumlarda da istiyor. Geçmediği durumlarda da evet. Son 3 yıllık gelirimiz, döviz gelirimiz kadar banka baktığında doğrudur. Eğer bu yoksa eğer gelirimiz bu şeyi kapsamıyorsa diğer konuda 15 milyon dolar üzerinde riskimiz var mıydı? Doğrudur. Yatırım teşvik belgesi doğrudur. Sınavlara onlardan birine giriyorsa artık burada şey var. Sınavlardan biri çok arkadaşlarına bakıyor ve çok bankalar, maliyetçiler, müşteriler arasında çok sıkıntı olan bir konu var. Muhtemel döviz gelirliğin konu var. Eğer sizin döviz gelirliğiniz yoksa ileride oluşabilecek döviz gelirliğinizi bankaya beyan ederek döviz gelirliği kullanabilirsiniz. Hı hı. Ama bunun da şartları var. Mali şartlar var. Bunun da devamlı bir kontrol var vesaire de kapsamında. Burada da bankalarla karşı karşı gelmek aslında meslektaşlarımızın sermayesinde yerlerde bakmasını veriyor. Ben kıymetli düzeltmeniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Katkılarınıza. Buyurun lütfen. İsminizi de alalım. Kayıtlara da geçiyor çünkü. Merhabalar, ismim Narbi Kekeç. Banka dışı finansal kuruluş çalışanıyım. Aynı zamanda İSMO üyesiyim. Bağımlı çalışan bir meslek mensubuyum. Beyefendinin yaptığı açıklamalara paralel ilave bir takım katkı yapmak istiyorum. Yine biz banka ve banka dışı finansal kuruluşlar olarak 32 sayılı kararnamedeki değişikliklerden kaynaklı döviz kredisi kullandırımlarımızda sınırlamalar getirildi. Burada 15 milyon dolar kriterimiz var. 15 milyon dolar kriterinin altındaki firmalarda evet döviz geliri istiyoruz. Yani ve bu döviz gelirinin meslek mensubu SMV ve YMM'lerce onaylı olmasını bekliyoruz son 3 yıl için. Şimdi değerli panelistlerin açıklamalarından açıkçası bende bir kafa karışıklığı oluştu. Belki ben yanlış anladım. Bir kere buradaki panelin konusundaki bildirimin yapıldığı merci Merkez Bankası. Biz finansal kuruluşlar olarak müşterilerimizin risklerini risk merkezine bildiriyoruz. Bankalar Birliği'nin kapsamında olan bir kuruluş. Ve risk merkezine bildirirken de söylediğim kriterlerle 2 Mayıs miladımızdı. 2 Mayıs'a kadar olan tüm kredileri stok olarak, döviz kredilerini stok olarak bildirdik. 2 Mayıs'tan sonra da bize iletilen risk merkezi aracılığıyla 32 sayılı kararnameden kaynaklanan düzenlemeye göre de baktığımız temel nokta firmanın, döviz kredisi talebinde bulunan firmanın döviz kredisi stoğu 15 milyon doların altında mı üstünde mi? Üzerinde ise döviz geliri aramıyoruz. Ve sisteme veriyi girerken yanlış anlaşılmasın. Buradaki Merkez Bankası'nın sistemi değil. Biz finansal kuruluş olarak günlük risk merkezine bildirim yapıyoruz. Firmaların riskleriyle ilgili olarak. Baktığımız kriter yeni firma gelmişse 15 milyon dolar altı mı üstü mü? Üstü ise hiç gelir aramadan firmanın kredisi, döviz kredisi onaylanıyor ve sisteme giriyor. Altında ise bu mevcut durumdaki döviz kredisi stoğuna bakıyoruz ve onun üzerinde son 3 yılda döviz geliri var mı? Ve pozitif yöndeki yani döviz geliri fazlalığını kredilendirebiliyoruz. İlave bir iki istisna var. Çok fazla zaman almamak için oraya girmek istemiyorum ama bir tanesi işte bu teşvikler. Bir diğeri %1 KDV'li ekipmanlar. Finansal kiralama yoluyla yapıldığında bunlar bu kapsamın dışında orada döviz geliri aranmıyor. Açıkçası benim de sormak istediğim soru şimdi bize gönderilen düzenlemelerde, regülasyonlarda bir SMM-YMM döviz gelirini ispatlayıcı raporu isteniyor son 3 yıla ait olarak. Bunun bir formatı var mıdır? Yani buradaki bizim krediyi veren kuruluş olarak bakmamız gereken nedir? Bir ikinci sorum daha olacak. Bizim düzenlememizde yani finansal kuruluşlar olarak biz 15 milyon dolar üzerinde geliri aramazken Merkez Bankası yanılmıyorsam eğer
döviz gelirinin de 15 milyon doların üzerinde ya da eşit olması yönünde bir açıklama yapıldı. Acaba önce veriyi toplayıp ondan sonra mı aksiyon alacak Merkez Bankası? Yani burada kredi veren kuruluş olarak bana 15 milyon dolar üzerinde gelir aramazken bu sistemde böyle bir uygulamaya gitmesi neden? O bende açıkçası biraz kafa karışıklığı doğurdu. Şimdi formla ilgili zaten bir rapor dispozisyonunu ben paylaştım başkan yardımcımla. Onu herhalde oda şeyinde bir örnek birkaç tane raporla beraber sizlere sunacaklar. Bu sonuçta döviz gelirlerinin son 3 yıla ait tevsiki ihracat dosyalarının tek tek kontrolü, bütün o hareketlerin örnekleme olabilir bu veya çoğunluğunun kontrol şeklinde oluyor. O rapor formatını sizinle paylaşır. Şey kısmında ben çok kısa anladığım kadarıyla siz bir riskin değerlemesiyle Merkez Bankası'nın yapılacak olan bildirimi iki farklı şey gibi algılamışsınız. Orada bir kavram kargaşası olmuş. Muharrem Bey'e ben vereyim sözü. Orada bir açıklama gerektirecek. Aslında Merkez Bankası kredi kullandırma yükümlülüğünü, yani bir şirketin 15 milyon dolardan fazla geliri var mı yok mu belirttiğiniz gibi o anki 2 Mayıs'a kadarki kredilerine bağlamış durumda. Ama bizim bağımsız denetimimiz veri formunun bildirimi anlamında ise mevcut durumda 15 milyon doların üstünde kredisi olanların bu verilerini bildirim. Çünkü kredisi 15 milyon doların altına düştüğünde sizin radarınıza takılmaya başlayacak. Kredisini ödedi, 10 milyon dolara çıktı, düştü. Bu sefer yeni kredi kullanmak istediğinde siz ondan belirttiğiniz raporu isteyeceksiniz. Senin döviz gelirin var mı yok mu? Ama bize ise döviz pozisyonu açığını yönetmek için bir denetim yaptırtıyor. Burada da üçüncü aşamada dediğiniz gibi şirketin yükümlülüklerine karşılık yeterli düzeyde yabancı para cinsinden varlığı var mı yok mu? Üçüncü aşamada işte orada alacağı aksiyonu biz de tam detaylarını bilemiyoruz. Ama bir şekilde bu döviz pozisyonu açığının yönetilmesi için bir aksiyon planı açıklayacaklar. Yani gelecek düzenleme de o yönde olmuş olacak. Merkez Bankası yetkilileri bu sizin bahsettiğiniz risk sistemi MEMS 3 olarak açıkladılar toplantılarında. Ben detaylarına da çok hakim değilim. Verileri oradan ben Merkez Bankası'nın olduğunu düşünüyordum ama dediğiniz üzere yaptığınız açıklama bunun Bankalar Birliği'nin izinde olduğunu anlıyorum. 2014'ten beri Bankalar Birliği'ne devredildi o. Yani, tamam. Yani MEMS 3 üzerinden aldıklarını söylediler bu sistemi. Onların da kullanımına tamamen açık demek. Aslında MEMS 3 o Bankalar Birliği'ne bildirilen rapor aslında. Evet. Oradan takip ediliyor. Evet. Bir arkadaki merhabalar. Esasında tesadüftür. Ben de eski bir KPMG çalışanıyım. 1988'den 2004 yılına kadar. Hakan Bey ile Muharrem Bey tanımazlar önceki dönem. Ben öncelikle bir saptama yapıp daha sonra Muharrem Bey'in görüşlerini almak istiyorum. Şimdi anladığım kadarıyla bu veri formu amacını biraz aşmış. Şöyle ki esas amaç buradaki şirketlerin yabancı para varlıklarını ve yükümlülüklerini sorgulamak. Ama bunun dışında 3. bölümde toplam varlıkları, toplam öz sermayeleri, vergi öncesi karı gibi bilgileri de isteyince, şimdi biraz önce bununla ilgili yapılacak denetim prosedürleri sayarken Muharrem Bey dedi ki yabancı para kasa sayılacak. Hayır, belki stoklarda sayılması lazım. Eğer Türk Ticaret Kanunu'nun kapsamında bir denetim kapsamına girmiyorsa stoklarda sayacak denetçi yine o BDS 805 kapsamında tüm müşterilerine yabancı para olsun olmasın mutabakat mektup gönderecek ve yani tam kapsamlı bir denetim yapacak açıkçası. Şimdi görüşünü almak istediğim konu şu. Buradaki dört büyüklerin müracaatı sözü geçen aslında dört büyükler daha yakın ilişkileri olduğu için söylüyorum. Bu toplam varlıkların, bu üçüncü bölümdeki bilgilerin, toplam varlıklar, vergi öncesi kar gibi bilgilerin denetlenmemiş kabulü mümkün mü? Veya bir başka denetçi denetliyorsa, bir başka denetçinin aldığı, verdiği rapora göre, raporunda, bağımsız denetim raporunda bu bütün bilgiler var zaten. İkinci denetçi görevlendirildiyse, sadece bu veri kapsamında,
Denetçinin raporundaki bilgileri referans alarak bir görüş bildirilebilir mi? KGK bunu kabul edebilir mi? Çünkü bu da biraz önce Muharrem Bey'in dediği gibi, eğer bu şirketi başka birisi denetliyorsa, başka bir denetim şirketi denetliyorsa, veri formunda aynı denetçinin denetlemesi zaruri hale geliyor. Çünkü aynı müşterilere yine denetim rapor, denetim aynı müşterilere yine mutabakat mektup göndermek, yine stok saymak gibi anlamsız bir yola girmiş oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi yönetmeliğin ruhuna baktığımızda sizin dediğiniz gibi aslında temel amaçları döviz pozisyonuna ilişkin varlıkların ve yükümlülüklerin denetiminin yapılması. Fakat veri formunu açıkladığında biz de gördüğümüzde dediğiniz gibi ikinci ve üçüncü ve diğer aslında bir de alt bölümde ihracat ve ithalat gelir ithalat giderleri, ihracat gelirleri kısmı da var. Bununla ilgili Merkez Bankası Kamu Gözetimi Kurumu'ndan yetki almış, tüm meslek mensuplarına davet göndererek bir toplantı gerçekleştirdi. Orada veri formu üzerinden şey yaptı. Orada Kamu Gözetimi Kurumu'ndan da temsilciler vardı. Onlarla konuştuğumuzda aslında dediler, biz Merkez Bankası'yla yaptığımız ön görüşmelerde Merkez Bankası bu varlıkları ve yükümlülüklerin yabancı para cinsinden olanların denetimini isteyecekti. Ama veri formu açıklandığında dediğiniz gibi toplam varlıklar, net borç vesaire ve ithalat ihracat kısmı var. Bunu da aslında yazılı olarak belki yine iletip kendilerinden görüş almak gerekecek. Şu an itibariyle veri formunun denetimi dediği için tüm veri formunda yer alan bilgilerin denetleneceğini anlıyoruz. Ama yapacağı açıklamayla ben aslında sadece yabancı para cinsinden varlıklar ve yabancı para cinsinden yükümlülüklerin denetimini istiyorum demesi gereken makam şu anda Merkez Bankası. Bunu da kendi yapacağı açıklamayla netleştirecektir. Dediğimiz gibi aslında bu soruyu onlara yönelttiğimizde de onlar da İstatistik Genel Müdürlüğü de topu Kamu Gözetimi Kurumu'na atacaktır değerlendirmesi için. Ve onlar da yaptığı yorumlarda aslında amacın yabancı para cinsinden varlıkların mümkünü. Aksi takdirde dediğiniz gibi tam bir bağımsız denetimi olmuş oluyor. Yoğun bir kapsamlı çalışma gerektiriyor. Onun için bu konuda yakın dönemde bir açıklama yapılması gerekecek diye düşünüyoruz. Biz de aslında netleştiremediğimiz konulardan biri de o şu an için. Son 3 soruyu alalım arkadaşlar. 8'e geliyor saat. Evet, buyurun hanımefendi, size söz verelim. Meral Özel Tikber. Büyük gruplarda şöyle bir tereddüt var. Aslında Muharrem Bey de değindi ona. Genelde grubun ihracatçı firması bu krediyi kullanıyor. Grubun diğer üretici firmalarına dağıtıyor. Bir havuz var orada. Bütün ihracatı o firma yapıyor üreticilerden alarak. Bu havuzdan taahhütler tabii hesaplanıyor. Krediyi bu firma kullanıyor, parça parça diğer üreticilere dağıtılıyor. Şimdi bilgilendirme zorunluluğu bir solo firma bazında olacak ibaresi var. BKN'ye göre olacak ibaresi var. Kullanan firma ihracatçı firma. Bu konuda bir netlik yok bildiğim kadarıyla. Çok egzajere ediyorum. Üreticilerden tek bir firma ihracat yaptı sadece. İhracatçı firma aracılığıyla. Ama gelen krediyi ihracatçı firma alarak diğer 10 tane firmaya dağıttı. Bu konuda nasıl bir takip olacak? Gelecek düzenlemede bu detaya değinileceğini düşünüyor musunuz? Evet. Bu önemli bir soru işareti bizler için. Bu konuda yaptıkları açıklamalar şu yönde ki kendileri de sistemden o şekilde takip edebileceklerdir. Kredi sözleşmesi, kredi yükümlülüğü hangi tüzel kişilik veya kişi adınaysa bildirim yükümlülüğü de o kişinin üzerinde. Hatta yaptığı açıklamada bir havuz üzerinden fonlama yapılsa bile asıl krediyi kullanan taraf alt tarafta dağıtmış olmasına rağmen nihai yükümlülük üst tarafta olduğu için sizin verdiğiniz örnekte de ihracatçı firma aslında bu yükümlülük kapsamında olacak. İleride belki bu veri formu bildirimleri yapılmasının ardından buna da bir netlik getirebilirler. Çünkü dediğiniz gibi diğer şirket belki de alt olarak bir taahhüt vermiş olabilir, teminat vermiş olabilir. Ama şu anlık, şu an için yaptıkları açıklamalarda, değerlendirmelerde kredi kim tarafından kullanıldıysa, muhatap kimse,
bildirim yükümlülüğü de onun üzerinde olduğu söyleniyor. Evet. Buyurun. Ya onu finansal kuruluştan gelen arkadaşımız söylemişti. O 32 sayılı kararda öyle bir istisna bulunuyor muhtemelen. Kredi kullanan evet arkadaşlar, son soruyu alalım. Buyurun. Bu 2015 yılını baz alıp 3. sayfa bilgiler için konuşuyorum ben. O tarihten 36 ay saymamızı istediler. Fakat 31 Mart mı yoksa 31 Aralık mı baz almamız gerektiğini, burada bir kafa karışıklığı olmakta. Yani geçmiş 3 yılı mı kastediyorsunuz? Evet, geçmiş 3 yıl bilgilerini biz bilmemiz mi lazım yoksa güncel 31 İthalat, Mart. İthalat, ihracat anlamında diyorsunuz. Evet, da. Doğrudur. Yıllık verileri bildirmeniz gerekecek. Yani 31 yani. Aralık itibariyle. Evet. 31 Aralık 2015, 2016 ve 2017 yıllarında. Tamam, teşekkür. Onları geçmiş 3 yıldan kastı, tamamlanmış olan geçmiş 3 takvim yılını kastediyorlar. Evet, öyle bir başlık kullanılmış ama yaptıkları açıklamada geçmiş 3 takvim yılı bahsediliyor. Orada da yıllık dönemlere bakmak gerekecek. Zaten düzenlenen raporda da geçmiş 3 yıla bakılıyor. Bizim yazdığımız 2018 raporunda 15-16-17'yi dahil ettik. Doğrudur. Evet. Evet, sabrınızı biraz daha zorlayacağım arkadaşlar. Son bir 5 dakikayı plaket töreni için ayırmak istiyoruz. Hepinize katkılarınız... Buyurun, peki son soruyu da alalım. Yabancı para, arkadaşlar biraz sabrınızı rica ediyorum. Başkanımız da birkaç bir şey söyleyecek lütfen. İzin verir misiniz? Bu kadar bekledik. 5 dakika daha lütfen. İyi akşamlar tekrar. Kusura bakmayın arkadaşlar, giderken şey yaptık. Bu yabancı para varlık ve yükümlülüklerin doldurulmasında TCMB'yi aradığımızda TL tutarların da dahil edileceğini söyledi. Özellikle kredilere örnek verdiğimde yabancı para cinsinden krediler ibaresi var dedim. Niye TL'yi dahil ediyoruz? Genel ilk bölümde TL dahil tutarlar yazılacak form doldururken var. Bu da tamamını kapsıyor. Dolayısıyla TL'yi de dahil edileceksiniz diye cevap verildi. Bu konuyu da bir ilave etmek istiyorum. O konuda da aslında netleştirme bekliyoruz. Arayıp da TL doldurulmaması gerektiği yönünde cevap alanlar da var. Bize gelen geri bildirimlerde yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler olduğu için tablo ve açıklama da sizin de belirttiğiniz gibi yabancı para cinsinden diyor. Özellikle TL istediği kısımları açıkça yazmış. Mesela toplam varlıklarda diyor ki TL ve yabancı para cinsinden toplam varlıklar olduğunu belirtiyor. Ama telefonda yanıtladıkları çok bağlayıcı olmayacaktır. Genel bunu da netleştirmek için biz veri formuna baktığımızda, mantığına da baktığımızda aslında nerede açıkça TL istiyorsa onu doldurmamız gerekecek. Yoksa tüm bilançoya bildirmemiz gerekecek. Yani hani amacını aşmış bir şey olacak. Evet. Değerli arkadaşlar, son bir şey daha söylemek istiyorum. Kayıt alındı bütün oturum ve web sayfasına yayınlanacak. Oradan da tekrar dinlemek isteyen arkadaşımız olursa bakabilirler. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere dileğiyle. Başkanımıza bir söz vermek istiyorum. Buyurun Hicabi Başkanım. Evet, değerli kurul üyesi arkadaşlarım, çok değerli panelistler, çok sevgili meslektaşlarım, sizleri oda yönetimi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok vaktinizi almayacağım, birkaç dakika. Çok önemli bir gün aslında, çok önemli bir konu. Görünen o ki sabırlı olmamız gerekiyor. Biz taleplerinizi arkadaşlarımız hazırlayacaklar, bizim tarafımızdan bakanlığa, Merkez Bankası'na hangi kurum olursa iletmemiz gerekiyorsa onları seve seve ileteceğiz.
Ama bizim geleneksel bir yapımız var. Atasözlerimize de yansımış. Biz bir iş, hiçbir işe tam başlayamıyoruz. Adını da çok güzel koymuşuz. Göç yolda düzelir diyoruz. Yine bunun bir klasiğini yaşıyoruz. Bunun ilk yılı, uygulamaları göreceğiz. Görünen o ki, bu kadro olarak belki Ekim-Kasım aylarında, yılın sonunda yine benzeri bir etkinlik yapmamız gerekecek. Süreci birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Dediğim gibi önemli bir gün. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde bir tabloyu yaşıyoruz. Bir tarafta sahadan geliyorum, bir tarafta günlük işlerimiz, defter tutma, beyanname gönderme süreleri, angaryalar, haksız rekabet. Ama bir gerçeği son yıllarda konuşuyoruz. Artık teknolojiyi konuşacağız. Teknolojinin mevzuata getirdiği uygulamaları konuşacağız. Bugün bunlardan birini daha inceledik. Bize bir imkan verdiniz. Belki dışarıdan baktığınızda görülmüyor. Odanın başka bir yüzünü bugün gösterdiniz. Bize bu fırsata verdiniz. Odamızda 25 tane komitemiz var. Bugün bu Basel Komitesi'nin bir etkinliği. Konuşmacılarımızdan Basel Komite Başkanımız Murat Nail Üzel. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine KPMG'den Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Avrupa Birliği Uygulamaları Komite Başkanımız Muharrem Karataş, bugün konuşmacıydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine Basel Komitemizden Doğuş Barkın Basa arkadaşımız konuşmacıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu şekilde çalışan 25 tane komitemiz var. Biz bunların adına aslında farkındalık eğitimi diyoruz ama ne kadar ihtiyaç olduğu ortada. Belki bu tip eğitimlerde mesleği konuşuyoruz şu anda. Mesleği konuşuyoruz. Bugünlerde cesaretle de ben söylüyorum sizlerden güç alarak, dünyada defter tutma diye bir meslek yok arkadaşlar. Defter tutmak bir meslek değil. 30 yıldır biz bunu anlatıyoruz ama teknoloji bizi bugün bu noktaya getirdi. Öyle bir noktaya getirdi ki 2020 yılında hiçbir firmada ve hiçbir muhasebe bürosunda bir tane defter olmayacak değerli arkadaşlar. Yine e-dünyayı takip ediyoruz. 21-22'li yıllarda hiçbir büroda ve firmada bir tane fatura fişi olmayacak arkadaşlar. Son e-defter tebliğ taslağına bir bakın, orada bir aygıttan bahsediyor. Meslek farklı bir noktaya gidiyor, farklı bir noktaya gidiyor. Farklı noktaya giderken de meslek yasamızın o büyük paragrafında yazan konular artık gündeme geliyor. O küçük paragrafta diyor ki meslek mensupları defter tutar, beyanname gönderir. Bu dönem bitti değerli arkadaşlar. Bunu buralarda artık sizden güç alarak cesaretle konuşuyoruz. O ikinci paragrafa geldik. İkinci paragraf diyor ki muhasebe sistemleri kurar diyor. Rapor düzenler diyor. Mali tabloları analiz eder, denetim yapar, danışmanlık yapar. Bugün bakın bir rapor düzenlemeyi tartışıyoruz arkadaşlar. Bunun adı rapor düzenlemedir. Meslek mensuplarına da verilen bir yetki vardır. Yetki vardır. Bu yetkinin kullanılması gerekiyor. Bizler bu işe hazırız. Bunların gerekiyorsa yaygın eğitimlerini yapacağız. Farkındalık eğitimlerini yapacağız. Belki Ekim'de, Kasım'da sizden cesaret alarak söylüyorum. Aksaklıkları da hesap ederek tekrar bu konuyu hep birlikte burada masaya yatıracağız. Ben başta Gülgün Öztürk yönetim kurulu üyemiz olmak üzere ona bağlı bir komite. Yönetim kurulu ve kurulu üyesi Tesmer'den arkadaşlarım burada. Onlara çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılara çok teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürüm size. Bu etkinlik sizinle bir anlam kazandı. Gerçekten bugün bu katılımla hem geleceğe güç verdiniz, hem odaya güç verdiniz, hem mesleğe sahip çıktınız. Demek ki bu tip konuları daha fazla yapmamız, daha fazla işlememiz gerekiyor. Dediğimiz gibi hep birlikte bakacağız. Çalışacağız, aksaklıkları gidereceğiz. Bu dünyaya entegre olmanın bir parçası. Haklısınız. Sadece beklentimiz şu, hiçbir işten kaçmıyoruz. Ama net olsun diyoruz. Net olsun diyoruz. Yani dövizle ilgili mali tablolardaki veriler ayrı,
TL ile ilgili diğer işler ayrı. Haklısınız. Bağımsız denetim neresinde? Bu konu neresinde? Karışık konular ama umarım bunların hepsi netleşecek. Belki kamu açısından da iyi niyetle bakıyorum. Çok kolay işler değil. Bunlar kayıt dışı ile mücadelenin belki bir parçası. Belki gerekli denetimin oturması, mesleğin vergi için değil bilgi için yapılmasının bir gereği. Bunları hep birlikte bu işlere bakacağız. Ben tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Bir, iki dakikanızı alacağız. Bu değerli bilgilerini bizimle paylaşan arkadaşlarımıza bir plaket vermek istiyoruz. Plaketi de bilginiz olsun. Biz odamızda plaket, çiçek ve benzeri uygulamaları kaldırdık. Türk Eğitim Vakfı'na mı bağışta bulunuyoruz Cemile Hanım? Saymanımız da burada. Oraya para bağışında bulunuyoruz. Onlardan aldığımız, ortaklaşa imzaladığımız teşekkür belgelerini veriyoruz. Yani eğitimin bir noktada eğitimden çıkan geliri de sizler adına eğitime aktarıyoruz. Bilginiz olsun. Müsaadenizle hep birlikte verelim. Bir iki dakika sabrınızı rica ediyorum. Ben Bazel Komitesi'ni de buraya almak istiyorum diğer arkadaşları. Evet, Hakan Güzeloğlu. Muharrem Karataş. Doğuş Barkın Basar. Hüseyin Çeken arkadaşımız burada mı komiteden? Buradayım. Güven Kurtar. Banu Kiper. Sedat Göçgüler. Evet, bir de toplu resim alalım şöyle. Gel şöyle sıkış olduğu kadar. Evet, olduğu kadar. Teşekkürler arkadaşlar.